Biz de satranç oynayan görünce yanaştık hocam. Ne güzel. Hocam söylemeyi de seviyorsanız öyle bir çalışma da yapıyorum ben öğrencilerimle. Uzaktan böyle birleştiriyoruz falan. Öyle bir çalışma da yapabiliriz sizinle. Siz Öğretmenim, ben de yeter ki söyleyin. katılıyorum. Valla ben katılırım ya. Ben türkü çok seviyorum ya. Tamam. Bir deneme yapalım sizinle o zaman. Erdem Olur, Hocam. zevkle. Evet. Erdem Hocam. Kim o saz çalmayı seven öğrencilerimiz de Ben varmış. Yılmaz ben. Merhabalar Yılmaz. Çok mutlu olduk. Ben de saz çalmayı biliyorum. Tamam, bir gün deneyelim şöyle uzaktan da olsa. Süper ya. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi YouTube yayını başladı. İsterseniz buradan da ben kaydı açayım. Başlayalım. Gelenler olacaktır muhakkak. Devam edecekler. Uygunsa herkes. Kıvanç Hocam. Tabii. Uygunsunuz. Tamam. Tabii. Öncelikle öğrencilerimizden rica edelim. Katılan öğrencilerimiz kamerayı açtıkları zaman maskelerini takarlarsa çok mutlu oluruz. Bir de sesleri konuşacağımız zaman açalım. Üst üste geldim çünkü sıkıntı oluyor ama tabii ki herkes gerektiğinde katılabilir. Hazırsak başlatıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir uçtan bir uca satranç köprüsü adlı projemizin Mayıs ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz satranç sohbetine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Türkiye'de satrançla ilgilenen, satranç bilen sporcu, öğrenci, antrenör, hakem kim derseniz Kıvanç Haznedaroğlu ismini muhakkak duymuştur. Sağ olsun kendisi bize kırmadı, misafirimiz oldu. Bu akşam onunla güzel bir satranç sohbeti yapmaya çalışacağız. Tabii öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz kimiz, hani ne adına bunları yaptık derseniz hemen orada çok kısaca arkadaşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Kars Akyaka Lisesi'nden Fırat Hocam, Fırat İlgüz. Şanlıurfa Osmanlı Ortaokulu'ndan Betül Güçlü Hocamız. Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu'ndan Vural Çukadar Hocamız. Ordu Anadolu Lisesi'nden Özkan Akkaya Hocamız. Zonguldak Mehmet Çeliker Lisesi'nden Murat Şimşek Hocamız. Uşak Hasan Hilmi Ortaokulu'ndan Onur Öztabak Hocamız. İzmir Narlıdere Oğuzhan Ortaokulu'ndan Pınar Uyar Hocamız. Tekirdağ Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Bozkurt ve Serdar Yıldız öğretmenlerimiz ve ben Tekirdağ Çorlu Cemile Yeşil Anadolu Lisesi'nden Ercan Ekinci. Bizlerin oluşturduğu bir proje kapsamında bir aradayız. 70 tane öğrencimiz, 9 tane okulumuz, 8 farklı ilden, az önce illeri de saydım. Bir araya geldik, çeşitli etkinlikler yaptık ve artık bu etkinliklerin de sonuna doğru yaklaşırken Kıvanç Hocam'la bir şekilde bağlantı kurduk ve sağ olsun bizimle birlikte olmak istedi. Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam, aramızda Rica olduğunuz, bizi ederim. kırmadığınız Ben için. davetiniz için teşekkür ederim. Biz çok mutluyuz tabii ki sizin burada olmanızdan dolayı. Şimdi öncelikle tabii Kıvanç Hocamıza soracağımız şeyler olacak. Ondan bir şeyler anlatmasını isteyeceğiz ama ben şöyle başlamak istiyorum. Geçen sohbetimizde de Mehmet Hocam, aramızda Mehmet Vardar Hocamız bir günün sözü belirlemişti ve bize de bunu önermişti. Geçen toplantımızda günün sözü yola çıkarken gözlerini yanına almayı unutma idi. Amos Branson Alcott söyleyen kişi de. Bugün de benim size önerim şu. Eğer tabii herkes de kabul ederse, Kıvanç Hocam için de uygunsa, ben bugün Victor Hugo'nun söylediği bir söz var. Belki bir kitabından alıntıdır, bilemiyorum ama onun söylediği tabii bir söz. Diyor ki, kimse senin dalgalarla nasıl boğuştuğuna bakmaz. Gemiyi limana getirip getirmediğine bakar. Şimdi tabii şunun için bu sözü önerdim. Biz aslında burada gemi limana gelmiş ama nasıl gelmiş? Biraz onu konuşacağız. Ha, gemi limana gelmiş derken de karşımızda Kıvanç Haznedaroğlu var. Şimdi Kıvanç Haznedaroğlu'ndan ben kısaca bahsedeceğim. Hani gemi limana gelmiş gerçekten de bizlere çok önemli bir hediyedir aslında. Hani geldiği yer, konumu o anlamda çok çok önemsiyoruz. Gemi limana gelmiş ama nasıl gelmiş? O anlamda bir şeyler isteyeceğiz kendisinden. Yani bu süreç nasıl olmuş, neler yaşamış, ondan sonra zaman zaman yılgınlıklar muhakkak yaşamıştır. Satranca işte başlama serüveni, satrançta ilerlerken nelerle karşılaştığı, bunların hepsini kendisinden isteyeceğiz.
Tabii Kıvanç Hocam, benim bildiğim, araştırdığım kadarıyla, kendisi tabii ki yanlışım varsa muhakkak düzeltecektir, Türkiye'deki üçüncü Grandmaster büyük usta. Birincisi Suat Atalık, ikincisi Mihail Gurevic, pardon yanlış söylemeyeyim. Tabii şöyle, Ukraynalı Mihail Gurevic Belçika'dan Türkiye'ye gelmiş. Daha sonra tekrar Belçika'ya gitmiş. O süreci Kıvanç Hocam bilir. Çünkü bir süre milli takım kampında da galiba antrenörlük yapmış. Daha sonra Türkiye şampiyonu olmuş. Ama Türkiye kökenli ikinci büyük ustamız. Yani o anlamda onu söylemek istedim. Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği mezunu. Ondan sonra işte 2003 yılında ilginç bir benim hani dikkatimi çektiği için onu da söylemek istedim. Denizli'de yapılan Dünya Satranç Şampiyonası Seçme Turnuvası adı altında bir turnuvayı kazanarak, Türkiye'nin ilk 9 sporcusunun katıldığı bir turnuva tabii ki, Dünya Şampiyonası'nda yarışacak ilk Türk sporcu olma unvanını aynı zamanda elde eden bir sporcu. 2007 yılında, 2009 yılında normlarını alıp 2009 yılında da Türkiye'de 3. veya demin saydığımız anlamda tabii 2. de diyebileceğimiz büyük usta olmuş. Tabii hepimizin önemsediği, değer verdiği çok değerli bir sporcumuz. İşte lafı fazla da uzatmadan ben aslında Kıvanç Hocam'a hemen döneyim. Gemi limana gelmiş. Ama nasıl gelmiş? Böyle baştan başlayıp bize anlatırsanız çok mutlu edersiniz bizi. Tabii. Öncelikle şeyi hemen düzelteyim. Bu dünya şampiyonasında oynama hakkı elde etmek için oynadığımız turnuva Kocaeli'de yapılmıştı. Evet. Denizli değil ama diğerleri doğru. Bir de biz hani genelde Gurevic'i saymıyoruz. Türk kökenli sporcular arasında kaçıncı GM olduğu için. Çünkü satrançta diğer sporlardaki gibi şöyle bir durum yok. Herhangi bir ülke adına oynayabiliyorsunuz vatandaşı olmadan da. Ama Gurevic'in tabii vatandaşlık durumu vardı. Çünkü Türkiye'de antrenörlük yapıyordu. Milli takım antrenörlüğü, altyapı antrenörlüğü yapıyordu. Uzun süre kaldı Türkiye'de. O anlamda vatandaşlık hakkı vardı. Almadı diyebiliyorum ben. Ama Türkiye adına oynadı. Daha sonra da zaten 2015 yılında da geri Belçika'ya dönmüş. Yani tabii, tabii o benim dikkatimi çektiği için şu an hala Türkiye'de sporculuk yapmadığından ben de açıkçası hani sizi o anlamda ikinci sayarım ya da kendi düşüncem olarak evet. Söylüyorum. Şimdi Victor Hugo'nun alıntısı diyeyim. Aslında günümüzü özetleyen bir alıntı. Gerek eğitim sistemine baktığınız zaman gerek satrançtaki veli portföyüne, antrenör portföyüne baktığınız zaman maalesef biz sonuç odaklı bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu çok yanlış. Buna medya da dahil oluyor. Sonuç odaklı yerine çözüm odaklı çocuklar yetiştirmeliyiz. Sorgulayan çocuklar yetiştirmeliyiz. Çünkü satranç sorgulamayı öğreten bir spor bizim için. Sorguladığımız zaman konumdaki hataları, artları, eksileri görebiliriz. Bizim satranca yansıtan hayatımızda da bunu idrak edebiliriz ve o zaman doğru işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Günümüzü özetleyen bir söz. Tabii bu sonuca bakmadan o gemi nasıl limana geldi? Bu daha önemli. Ben 6 yaşımda satrançla tanıştım. Benim o dönemler idolim Naim Süleymanoğlu'ydu rahmetli. Televizyonda gördükçe hani hep onun gibi kupalar, madalyalar kazanmak istiyordum. Tabii onun gibi bir sporcu olamadık. Çok da zor olmak, inanılmaz bir sporcuydu. Fakat ben de önüme satrancı koyduklarında satrançta ilerledim. İlk turnuvamda Ankara'nın en iyisi, 2 senedir kaybetmeyen denilen bir arkadaşımızı yendim. Ve birinci oldum ben daha ilk turnuvamda. Türkiye şampiyonasına gittiğimde 14. oldum. Bunu kabul edemedim. Ben tabii bilmiyorum. O zamanlar satranç anlamında genel bir bilgim yok. Ben Ankara'da şampiyon olursam Türkiye'de de şampiyon olurum mantığı var. Küçük bir çocuğum 7 yaşında. Şampiyon olamayınca Türkiye'de bu hırslandırdı beni. Daha çok çalışmam gerektiğini düşündüm. İkinci turnuvada yine Ankara şampiyonu oldum. Türkiye'de 7. oldum. Sonra yazın dışarı çıkmadım. 3 tane satranç takımı. Kitaptan bir takımda maçı anlatıyorum kendimce. Oynatıyorum taşları. Bir takımda verilen analizleri oynatıyorum. Yan varyantları. Üçüncü takımda da kendi düşündüklerimi oynatıyorum. En son artık babam satranç takımlarını yaktı sobada. Kafayı yiyeceğimi düşündü. Çünkü 7-8 yaşında bir çocuk dışarı çıkıp işte arkadaşlarıyla oynamıyor yazın. Evde kapalı satranç çalışıyor. Ve o sene şampiyon oldum ben. Sonra 18 yaşıma kadar şampiyon oldum. Hiç bırakmadım şampiyonluğu. Çünkü çok hırslıydım. Kaybetmek bir sonuç satrançta kazanmak gibi. Kaybetmeyin
olgunlukla karşıladım. Hatta ben maçtan çıktığımda benim kazanıp kaybettiğimi anlamazlardı. Çünkü hep gülerdim maçtan çıktığımda. Benim için bir tutkuydu satranç. Bu noktalara kadar gelmemin en büyük sebebi çalışmak. Bizim zamanımızda tabii ki yetenek de önemliydi. Yetenekli sporcular başarılı oluyordu. Ama işte Aziz Sancar çıktı ve çalışmanın daha önemli olduğunu gösterdi, ispatladı bize. Ben de hep bunu öğrencilerime söylüyorum. Yetenek sizi bir yerden bir yere götürebilir, evet. Ama çalışmak sizi her zaman ilerletir. Yetenek üzerine katar sadece. Çalışarak bir yerlere gelebilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ben çok satranç ilgilendim, çok çalıştım. Benim en büyük avantajım neydi? Hep bu birikimimi paylaşıyorum öğrencilerimle. Ben bir soruyu çözemediğim zaman başka bir soruya geçmezdim. O soruyu çözene kadar uğraşırdım. Bu bana inanılmaz bir direnç kazandırdı. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Satranç hayatın tahtaya yansımasıdır. Ben ne kadar dirençli olursam hayatta, satranç o kadar dirençli olurum. Ben soru atlamazdım. Hiçbir zaman çözeceğim sorudan başlamazdım. Birden başlardım, sırayla giderdim. Üniversite zamanı 3 gün boyunca bir soruyu çözemediğimi hatırlıyorum ben. Sabah bakıyorum, akşam bakıyorum, yatarken bakıyorum ve çözemiyorum. Ve atlamadım o soruyu, inat ettim. 3. gün sonunda buldum o soruyu. İşte bu direnç bana başarı kazandırdı. Tabii ki bunun yanında çalışmayı da ekledim. Zor şartlardan geldik. Hem aile olarak zor şartlar maddi anlamda, hem federasyon olarak, çünkü bu kadar destek, bu kadar imkan yoktu. Biz yılda 2 tane turnuva oynayabiliyorduk sadece. Ve her turnuva bizim için önemliydi. Her turnuvaya odaklanıyorduk. Başarı kazanmaya çalışıyorduk. Ve her turnuvaya biz şampiyon olmak için gidiyorduk. Yani ben, arkadaşlarım da şampiyon olmak için gidiyorduk. Olamayacağımız turnuvalar da vardı. Ama yine de biz şampiyonluğa oynayarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorduk. Hedefimizi yüksek tutuyorduk. Bu da bizim için bir dezavantajdı, az turnuva oynamak. Ama çalışma, biz kitaplardan çalışıyorduk. Tahtadan çalışıyorduk. Bilgisayar, internet bu kadar hakim değildi hayatımıza. Ve biz dokunarak öğreniyorduk. Bu çok önemliydi bizim için. O yüzden de altyapımız oluştu. Ki geçen ay dünya şampiyonlarından Kramli'nin söylediği çok güzel bir söz var. Çok hoşuma gitti. Twitter'dan paylaşmıştı. Bizim halen bu camiada başarıda güreşebilmemizin, kafa tutabilmemizin sebebi bu gençlere. Biz tahtada çalışmış, büyümüş bir nesil olmamız diyordu. Çünkü dokunarak çalışıyorduk, öğreniyorduk. Şimdiki nesil bilgisayarla öğreniyor. Daha az zaman harcıyor bize göre. Ama bizim bilgimiz daha kalıcı oluyor onlara göre. Evet, bu gemi ilerlerken çok su aldı gerçekten. Şampiyonluğu kaçırdığım çok kritik bir turnuvam vardı benim, Aeroflot turnuvası. O zamanlar daha büyük turnuva kazanan bir sporcu yoktu. Suat Stola saymıyordu. Suat çok ciddi turnuva kazanıyordu. Ben 8'de 6.5'da girdim son tura ve kazansam şampiyon olacağım. Hesapladım, kazanıyorum. 21. hamle, artık bitiyor maç. Tabii ben o sırada şeyi de hesaplıyorum. Çok ciddi bir ödül alacağım o turnuvada. Para ödülünün dışında benim çok ünlü bir turnuvaya, işte Korus dediğimiz, Vikenzi dediğimiz turnuvaya davet edecekler C kategorisine. Bu çok büyük bir olay. Belki de satranç hayatım değişecek, kariyerim değişecek. Ben onların hayalini kuruyorum işte. Kendime bilgisayar alacağımı düşünüyorum, çalışacağımı düşünüyorum. Atı oynayacakken elimi bir attım, piyona dokunmuşum. Mesela o maçı kaybettim ben. Beraber de kalabiliyordum. Beraber kalsam da dereceye giriyordum ama şampiyon olamıyordum. Belki birçok kişi satrancı bırakırdı o maçtan sonra. Çok ciddi kazanımları kaçırdım. Ben ama inat ettim. Daha da başarılı olacağım dedim. İşte bu inatçılığım, dirençli olmam, azimli olmam, savaşçı olmam beni başarıya götürdü. O dalgalarda bu şekilde sağ kaldığımı düşünüyorum ben. Bu arada sesiniz gelmiyor. Tamam, şu anda geldi. İşte ben de zaten o yüzden oraya vurgu yapmak istemiştim. Aynı fikirdeyim. Türkiye'de maalesef hep sonucu odaklıyız. Üniversite sınav sistemimizden tutun da not sistemimize kadar hepsi böyle sonuç, ya doğrudur ya yanlıştır şeklinde gidiyor ama eğitim süreçleri maalesef böyle ilerlemiyor ya da böyle sağlıklı ilerlemiyor. Bu işin bir süreci var. Yaşam bir süreç zaten. Sosyal süreçler var, eğitim süreçleri var, gelişim süreçleri var. Hepimiz de o gelişimi sağlıyoruz. O yüzden çok çok önemli. Şimdi bu aşamada hemen şunu sormak istiyorum ben. Peki bu aşamada artık böyle son noktaya gelip ya bırakıyorum ben bu işi dediğiniz veya işte iyice böyle nasıl söyleyeyim, bıkkınlığın zirve yaptığı durumlar oldu mu? Olduysa nasıl atlattık? Yani ya bu da önemli çünkü bizler için. Bende bir kere oldu o. Ya bıkkınlık olmadı. Evet, yorgunluk oldu.
yorgun olduğumda ve kaybettiğim turnuvalar, maçlarda peş peşe kaybettiğim maçlarda da can sıkıntısı oldu ama bıkkınlık olmadı. Çünkü ben mücadele etmeyi seviyorum. Satranç da ayrı bir tutku benim için. Yani hep şunu söylüyorum. Hani küçükken işte ortaokuldayken gençken hep şey söylüyorum. Dünyaya bir daha gelsen ne olursun? Ben yine satrançı olurum. Hep bunu söylüyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine satrançı olurdum. Sadece bu bırakma anlamında bir anım oldu. Yani ilk hocamız rahmetli Vasikov, ben şöyle bir şey yapıyordum. Küçüktüm o zamanlar, ortaokuldayım. Bu arada şey, ben miyim? Kurucu. Hocam da sıkıntı yok. Yani birkaç kişi host olabiliyor. Biz gözlemliyoruz. Siz devam edin. Şu an sesinizi duyamadık ama galiba düzelecek biraz beklersek. Kıvanç Hocam. Evet arkadaşlar, işte internet bazen böyle. Öğretmenim dondu şu an. Tamam, şimdi düzelecektir arkadaşlar. Duyuyor musun beni? Kıvanç Hocam şu an geliyor sesiniz. Evet, şu an duyuyoruz. Bir ara kesinti tamam. Oldu ama ya, internette biliyorsunuz böyle şeyler olabilir. Gelebiliyor, evet. Var sadece. Hocam yine bir donma. Satrancı bırakmayla ilgili bir anım var. Şimdi ben küçükken Vasikov'u getirmiş bir gün. Şu an iyi mi? Şu an tamam hocam, duyuyoruz. Bağlantı kesildi galiba. Burada aslında hocam ama bir kesinti oldu. Muhtemelen tekrar sağlayacaktır bağlantıyı. Evet hocam, şu an duyuyoruz. Bu arada arkadaşlar ben şu duyuyu yapayım. Duyuyoruz hocam. Düzelecek galiba. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz tamam, evet. Kendi kendine... Arkadaşlar biz... Tamam. Kendi kendine kapandı benim. Zoom da tekrar başlattı. Tamam. Sıkıntı yok hocam. Ben bu arada hemen bir duyuru yapayım. İyice de yerine otursun. Sizin internet hattı. Arkadaşlar sorularınızı chatten gönderebilirsiniz. YouTube'dan izleyenler varsa YouTube'un da chat kısmından gönderebilirsiniz. Orada takip edecek Fırat hocamız. Gerektiğinde bizlere iletecek. Onun chat kısmından sorularınızı bekliyoruz. Kıvanç hocam şu anda devam edebiliriz herhalde. Daha sağlıklı olacak. Şimdi bu arada şey, hani o dalgalara nasıl boğuştuğuma da bir örnek aslında bu anlatacağım olay, bağlayacağım. Evet. İşte Türkiye Satranç Federasyonu rahmetli Vasikov'u getirdi antrenör olarak. Ankara'dan dışarı çıkartmadı. Haftada bir gün Ankara'da sporculara ders yapıyordu. Beni de aldılar milli sporcuların yanına, A milli takımın yanına, büyüklerin yanına, yetenekli olduğumu düşünüp. Ben de derslere giriyordum. Ama adamcağız tek başına Bahçeli'de ev tutmuşlardı. Oturuyor, sıkılıyor. Ben okuldan tek başıma ortaokuldayken Vasikov'un evine gidiyordum. Ben herhangi bir şey bilmiyorum. Rusça bir kelime dahi bilmiyorum. Vasikov da İngilizce bilmiyor. Biz satranç diliyle anlaşıyorduk. Oturup satranç analizi yapıyorduk ve 6 gün boyunca evine gittim ben. Yani o azmi gösterdim, o çabayı gösterdim. 6 gün özel ders alır gibi Vasikov'la birebir çalıştım. Başarımın en büyük sebeplerinden birisi bu. Vasikov bana çok değer veriyordu. Bir gün bir turnuvada kötü oynamıştım ben. İşte üniversite sınavı zamanı, ergenlik dönemi. Kötü bir turnuvaydı. Maçlarımızı analiz ederken ya çok ağır şeyler söyledi Vasikov bana. Ben çok kırılmıştım, sinirlenmiştim. Bir de o zamanlar ergenlik dönemi, sinirlilik var. Çıktığımızda çevirmenle, Ziya ile beraber ben dedim satrancı bırakacağım dedim. Yani bana hakaret etmeye hakkı yok dedim. Kötü oynayabilirim dedim ama bunları işitmek zorunda değilim. Ben bırakacağım satrancı dedim. Ziya bana şey söyledi, bak kaç senedir Vasikov burada dedi. Bir kişiye söyledim bu söylediklerini dedi. Ziya çünkü birebir çevirdi söylediklerini. Hayır söylemedi dedim. Çünkü senden bir beklentisi var dedi. Kendine gelmeni istiyor. Başarılı olacağına inanıyor. O yüzden seni kendine getirmesi gerekiyordu dedi. Gerçekten de öyle oldu. Ondan sonra büyük turnuvalar kazanmaya başladım ben o küçük yaşımda. Büyüklerin katıldığı turnuvalar kazanmaya başladım. Beni kendime getirmişti. İşte o anlık bir durumda satrancı bırakmaya karar verdiğimde Ziya da tabii ki bana destek oldu o süreçte. Daha çok çalıştım bu sefer. Onun dışında hiç olmadı. Bıkkınlık dahi olmadı. İşte sizler de tabii
ders olması açısından takip ediyoruz, izliyoruz. Bunlar önemli çünkü bizim şu an Z kuşağı dediğimiz öğrencilerimizde bu olaya çok sık rastlıyoruz. En ufak bir şeyde hemen böyle bir kırgınlık, bir küskünlük olabiliyor. Hani işte sizleri örnek alsınlar, bizleri örnek alsınlar diyoruz ama ne kadar oluyor bilemiyorum. Ben bu arada hemen bilmiyorum, demin söylemeyi unuttum tabii, herhalde şimdi hatırlatayım. 2003 yılında da Türkiye satranç şampiyonu oluyor Kıvanç Hocam. Onu galiba atlamıştım. Onu da hemen araya söyleyeyim. Şunu sormak istiyorum. Mesleğiniz hidrojeoloji mühendisliği. Mesleğinizi hiç yaptınız mı, yoksa üniversite sonrası satranç olarak mı sadece devam ettiniz bu uğraşı? Ya şimdi dürüst konuşan bir insanım ben. Ben üniversiteyi kısa dönem askerlik yapmak için yazdım. Hep benim ilkem şuydu, mottom da diyebilirim. Üniversite cahilliği alır, eşeklik baki kalır diye bir söz vardır. Ben çok kitap okuyan birisiyim. Yani benim kütüphanede 500'ün üzerinde satranç kitabı var. Hepsini okudum ben neredeyse. 500'e yakın normal kitap okudum. Klasiklerin hepsini okudum. Yani çok kitap okuyup kendini geliştiren birisiyim. O yüzden insanların diploması çok önemli değildir benim için. Bu anlamda üniversite bana çok bir şey katmadı. Çünkü ben şunu gördüm üniversitede. Hiç derslere gelmeyip bir gün sınava bir gün kala gelip notları fotokop çektirip çalışıp üniversiteyi 4 senede bitiren arkadaşımı gördüm. O an üniversitenin bir şey katmayacağını düşündüm bana. Sadece askerlik için üniversiteyi bitirmeye karar verdim. Nitekim öyle oldu. Kısa dönem yapmak için oldu. Ama benim mesleğim, yani üniversiteden bitirdiğim dal diyeyim, gerçekten çok eğlenceli, çok güzel de dünyanın oluşumunu anlatıyor bize. Araziyi geziyorsunuz. Evet, derse girerken eğlendim ama mesleğimi yapmayı düşünmüyorum. Ben hocalarıma da söyledim aynı şeyi. Ben mesleğimi yapmayı düşünmüyorum. Sadece mezun olmak istiyorum dedim. Hocalarım da beni rahat bıraktı sağ olsun. Satrancımla ilgilenmemi sağladı. Halen her Ankara eğitimde ziyaret ederim onları. O vefa borcunu da gösterdim. Mesleği yapmayı hiç düşünmedim. Dediğim gibi yani ben hayatım satranç. Bir daha gelsen bir daha satranç. Bir daha gelsen bir daha satranç. Güzel. Şimdi şuraya isterseniz yavaş yavaş geçelim. Tabii satranca başladınız. Satranca devam ettiniz. Şu anki durum. Bildiğim kadarıyla son yıllarda Antalya'da yaşıyorsunuz. Evet. Hani o süreçten de biraz bahsettikten sonra artık yavaş yavaş sorularımıza geçebiliriz. Veya sizin ekleyeceğiniz herhangi bir şey varsa onları alalım. Antalya'ya taşındım. Burada bir akademi açtım. Sonuçta ben Rus bir sistemde yetiştim. Rusların yetiştirdiği bir sistemle yetiştim ben de. Çok sertler gerçekten. Hatta rahmetli Vaskov ilk hocam Karpov'un, dünya şampiyonu Karpov'un antrenörünü yapmış birisidir. Daha sonra Grivas'la yükselişe geçtik. O temeli aldıktan sonra. Grivas'la Rus sistemiyle yetişen birisi aslında. Gelilerin öğrencisiydi. Yani hep Rus sistemleriyle yetiştik. Ben de kendi öğrencime deneyimimi aktarmaya karar verdim. Ben büyük usta olduktan sonra satrancı bıraktım gibi bir şey. Yani yılda 8 turnuvaya giderken yılda 2 veya 3 turnuvaya gitmeye başladım. Eğitimci bir aileden geliyorum. Benim babam eğitimci. Ben de bütün meslekler evet kutsaldır da benim için 2 tane meslek ön plana çıkıyor. Bana göre diğerlerinden daha kutsal görüyorum artık, kusura bakmasın diğer mesleği yapanlar. Bir doktorlar, bir öğretmenler. Çünkü bir nesil yetiştiriyorsunuz, şekillendiriyorsunuz. Öğretmenler için söylüyorum. Doktorlar da bir insan vücudunu tamir ediyor, hayata döndürmeye çalışıyor. Yani o yüzden eğitimci bir aileden de geldiğim için öğretmenlik çok önemliydi. Büyük usta olur olmaz eğitimi aktardım kendime. Çok başarılı öğrenciler yetiştirdim. Kendi sistemimi kurdum. Ekibimi kurdum, antrenör ekibimi. Pandemi döneminde biz kamp yapmaya başladık ve biz her sene yüz yüze kamp yapıyorduk. Antalya'ya Türkiye'nin dört bir tarafından geliyorlardı. Hem tatil yapıp hem kamplara katılıyorlardı. Çok eğlenceli geçiyordu. Pandemide maalesef çevrim içi kamplara geçtik biz. İnternet ortamında. 2-3 kamp yaparız bırakırız diye düşünürken 11. kampımıza devam ediyoruz şu an. Haftaya 11. kamp bitiyor, 12'ye başlayacağız. 11 aydır yani bir kamp bir ay sürüyor. 11 aydır kamp yapıyoruz. Ben 3 tane farklı kamp yapıyorum. Antalya'da biz bu sene, geçen sene yani pandemi olmadan önceki yaş gruplarında bütün kulüpler toplamda 5 öğrenci milli takıma sokmuşken biz 10 tane öğrenci milli takıma soktuk. Çünkü farklı bir çalışma sistemimiz vardı. Tamamen çocuk odaklı çalışıyoruz ve bizdeki mantık şu. Başarı kavramı milli takıma girmek, ilk üçe girmek değil. Satrancını geliştirmek ve bunu hayatına yansıtmak. Satranç bir araçtır bizim için.
Ben amaç olarak kullanıyorum çünkü bana da araç olarak öğretildi. Ben amaca gidecek bir yeteneğe sahiptim. Biz de kendi öğrencilerimiz arasında araç olarak kullandırıyoruz. Amaca gidecek çocukları keşfedip onların üzerine daha fazla eğiliyoruz. Çünkü onlar başarı kazanabilir. Antalya'da da bu şekilde devam ediyoruz. İnternet ortamında dersler veriyoruz, kamplar yapıyoruz. İşte pandemi inşallah bitecek, yüz yüze derslerimize devam edeceğiz. Akademimizi güçlendirerek, şu an 7 tane hocam var, benle beraber 8. Güzel bir birliktelikle Türkiye'ye satrancı yaymaya çalışıyoruz. Şöyle hemen aklıma bir şey geldi, ben size onu söyleyeyim. Hani bu dediğiniz amaçta da belki amaçla da araç olmasıyla ilişkili bağlantı kurulabilir diye düşünüyorum. Çok eski üniversite sınavına girdiğim yıllarda bir üniversite sorusuydu. Üniversite sınav veya ona hazırlık sorusu olabilir. İçeriği şöyleydi. Tabii orada bu Doğu bloku ülkelerini, Rusya'yı içine katarak, tabii bizim üniversite sınavına girdiğimiz dönemlerde o ülkeler hala eski halinde devam ediyordu. Soru şunu söylüyordu. Diyordu ki, o ülkelerde spordaki amaç öncelikli olarak bir kişinin 7 metre uzun atlaması değildir. Olabildiği kadar çok kişinin 3 metre atlamasıdır, 4 metre atlamasıdır. Siz olabildiği kadar çok kişiyi 3-4 metre atlatırsanız bunların içerisinden 7 metre, 8 metre atlayanlar da çıkar. Yani hani topluma sporu yayma adına biraz da belki bir şeyler söylemeyi içeren bir soruydu. Şimdi düşünüyorum günümüzde demin söylediğimiz sözle de tabii bağlantılı hani biraz düşünürsek. Belki de o anlamda bir eksiğimiz var. Hani bizim bulunduğumuz cepheden tabii ki onu söylemek istiyorum. Bu projenin de amacı veya işte buradaki öğretmen arkadaşlarımın çoğunun amacı, bizlerin amacı biraz da bu. Yani bizler bulunduğumuz yerde bu öğrencilerimiz, bu öğrencilerimizin velileri, çevresindeki insanlar satranç bilsin. Toplum satranç diye bir spordan haberdar olsun istiyoruz. Belki biraz da onunla bağlantılı, şimdi sizin söylediklerinizle de tabii bağlantı kurulabilir diye düşündüm. Ne kadar çok kişi satranç oynarsa toplumun zihin gelişimi, toplumun sosyal gelişimi anlamında o kadar iyi olur. Artı sizin dediğiniz gibi maksimum başarılar da bunların içerisinden çıkar herhalde. Ya şöyle bir şey var. Mesela Rusların bir sistemi var. Ruslar şöyle diyor. 10 bin kişide bir şehir şampiyonu, 100 bin kişide bir ülke şampiyonu, 1 milyon dünya şampiyonu çıkartmak amaçlıyor. Şimdi bize baktığımız zaman medya çok önemli bir araç. Ya ben 2012'den beri televizyon izlemiyorum. Evimde de televizyon yok. Yani sevmiyorum televizyonu. Bakın medya bize ne öğretiyor? Eğitim sistemi evet aynı mantık sonuç odaklı. Medya bize ne öğretiyor? Kısa yoldan köşeye dönme. Şimdi eğitim ailede başlar diyoruz. Aile televizyon izleyerek vaktini geçiriyor. Çocuklarına bunu empoze ediyor, başarı odaklı yetiştirmeye çalışıyor. Bu başarı odaklı da aile için tek bir kavram var başarıda. İlk üçe girmek, milli takıma girmek. Çocuğun satrancını geliştirmesi, bunu hayatına katması değil. Bakın ben satranç oynarken evet satrançı olacaktım. Ben üniversitede 45 matematik sorusundan 36 tane 38 tane yaptım. Tamamen sayısal işlemler. 12 fizik sorusundan 7 tane yaptım. İşte 12 kimya sorusundan 7 tane yaptım. Toplam bu kadar netim. Ve 20 dakika sürdü. Ve benim sınav kağıdım tertemizdi. Çok zeki de olduğundan değil. Satrancı araç olarak kullanıyordum ben. Ve ben bakıp işlemleri yapıyordum. Hiç kağıt kalem kullanmıyordum işlem yaparken. Benim hayatıma evet yansıdı ama ben satrancı olacağım için amaç olarak kullandım. Şimdi bir grup alıyorsunuz, herhangi bir grup çalıştırıyorsunuz. 10 kişilik bir grup. Bütün ya 10 kişinin ebeveyni de velisi de çocuğunun şampiyon olacağını düşünüyor. Ya yani böyle bir dünya yok, olamaz. Bu çocuğun hayatında katkı sağlaması yeterli. Hep aynı şeyi söylüyorum. 63 tane il gezdim. Hep velilerle konuşuyorum ben özellikle. Çocukları rahat bıraksalar, çocuklar satranç oynasa inanılmaz bir katkı sağlayacak hayatlarına. Belki çok iyi bir politikacı olacak. Belki çok iyi bir avukat olacak. Belki çok iyi bir doktor olacak satranç sayesinde. Varsın şampiyon olmasın satrançta ama satranç oynasın. Bıraksınlar satranç oynasın çocukları. Ama çok fazla müdahil oluyorlar maalesef çocuklara. Satrançtan soğutuyorlar. Çocuklar korkuyla büyümeye başlıyor. Yani çünkü başarı odak yetiştirmeye çalışıyorlar. Ben hep velilerime şunu söylüyorum. Madem bu kadar kolay oturun siz oynayın diyorum. Oturup siz oynayın başarılı olun diyorum yani bu kadar kolaysa bu çocuğa bu kadar baskı kuruyorsunuz. Bizim satrancı tabana yaymamız lazım. Bunun için de çocuklara satranç oynatmamız lazım ama sadece satranç oynatmamız lazım. Varsın Kasparov çıkmasın bizden ya önemli değil. Satranç oynasın bu çocuk.
keyif alsınlar değil mi oynadıklarından, yaptıkları evet, işten katkı keyif alsınlar. Evet, inanılmaz katkı sağlayacak hayatlarına çünkü. Tabii, mutlu olsunlar. Anaokulundan başlaması lazım satrancın, değil mi? Kesinlikle ve ben hep velilere söylüyorum. Şu soru sorulmamalı. Çocuk maçtan çıkıyor, ne yaptın maçını? Bu sorulmamalı. Hiçbir şey sormayacaksın. Çocuk kendisi anlatacak zaten. Bu baskı oluşturur çocukta. Maçını ne yaptın? Kazandın mı? Kaybettin mi? Bu sorulmaması gerekiyor. Şimdi isterseniz yavaş yavaş sorulara geçebiliriz. Hatta isterseniz ilk soruyu ben sormak isterim. Muhakkak vardır başka düşünenler de. Ben şimdi bu son süreç biliyorsunuz biraz sıkıntılı. Son 1,5 yıl neredeyse oldu. 1 yılı geçtiğimiz bir süreç. Satranç açısından da tabii sıkıntı. Pandemi her alanda çok olumsuz etkiler yarattı. Şimdi satrançtaki etkisi de şu oldu. Turnuva yapılamaz oldu. Tabii eğitimlerin devam etmesi çok çok önemli muhakkak ama o da zorlaştı. O da eskisi gibi değil eğitimler. Şimdi online eğitimleri herkes de belki hakkını vererek yapamıyor imkanlar açısından veya başka sıkıntılardan dolayı. Bir de turnuvalar olmayınca işler tabii sıkıntıya girdi. Tabii ki boşluk olmadı o konuda. O boşluğu doldurdular muhakkak ki federasyonlar, kurumlar online turnuvalarla devam ettik ama şimdi online turnuvalarda da şöyle bir sıkıntı karşımıza çıktı. Ya da en azından bizler açısından bu bir sıkıntı. Belki Kıvanç Bey için çok fazla sıkıntı olmayabilir ama bizim için sıkıntı 3 dakikalık, 5 dakikalık oyunlar. Şimdi yani 3 dakikada, 5 dakikada satranç oynayabilmek için belli bir gelişim düzeyinde herhalde olmak lazım. Şimdi bizim yaptığımız turnuvalarla da biz arkadaşlarla konuştuk. Biz 7+5 yaptık. Ben de birkaç turnuva, online turnuva düzenledim çalıştığım okul adına bulunduğum yerde. 7+5 hatta 10 yapmaya çalıştım ama tabii başka sıkıntılar çıkıyor ve çok da 7+5'lik turnuva da göremedim. Benim dışımda da kimse pek yapmadı. Hep kısa turnuvalar yapılıyor. Bu sizce nasıl bir süreç? Yani bu sanki biraz da satranca zararda mı veriyor? Veya bu süreçten biz nasıl kurtulacağız? Ya da işte o süreç geldiğinde bu süreci atlattığımızda neler yapmak zorunda kalacağız? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya bu şimdi çevrim içi dediğimiz online turnuvalar satranca artık çok katkı sağlamıyor. Yani 7 yaşındaki çocuklar 3+2 turnuva yapılıyor. Sırf turnuva yapmış olmak için yapmamak gerekiyor. Birçok çocuğu maalesef satrançtan soğuttuk bu turnuvalarla. Ben kendi öğrencilerimi hiçbir turnuvaya katmıyorum ama kendileri katılırsa yasaklamıyorum. Ama biz kulüp olarak katılmayacağız diyorum çoğu turnuvaya. Kendi aramızda turnuva yapıyoruz ve 7+5 kullanıyoruz genelde. Şimdi birincisi hızlı satranç oynamaması gerekiyor çocukların. Zaten sonuç odaklı yetiştirildikleri için bakın biz satrançta haftada 2 saat 4 saat programlıyoruz beyinlerini çocukların. Düşünmeye, sorgulamaya, yorumlamaya programlıyoruz. Ama haftada 40 saat işte gerek eğitim sistemi olsun, gerek medya olsun, gerek tabletteki oyunlar olsun. Haftada 40 saat sonuç odaklı eğitiyor beyni. Ya baş etmemiz çok zor. Şimdi o yüzden süreyi uzatıyoruz. Çocuklar sıkılıyor, hızlı oynuyor ama süreyi uzatıyoruz biz. Şimdi süreyi uzattığımız zaman da kısada da oluyor bu ama bu sefer ne açığa çıkıyor? Hile. Yani bilgisayar kullanımı, işte antrenör yanında oluyor, oynuyor. Şimdi bunun önüne geçemeyiz. Ya bu ahlaki bir şey. Kendi vicdanıyla ilgili o ailenin çocuğun bunu engelleyemezsiniz. Bu bir tek Türkiye'de değil, dünya genelinde var. Bu engellenemez bir şey. Ben hep şey söylüyorum. İşte gerçekten ne zaman meydana çıkacak? Masa başına meydana çıkacak. Yani o hiç UKD'si olmayıp Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikincisi yenen çocuklar masa başına ne yapacaklar? Şimdi bilgisayar kullananlarda çok ciddi sıkıntılar olacak. Neden? Bir kere özgüven kaybı yaşıyorlar. Çünkü kendi başına karar veremiyor yardım aldığı için. Ve bu hayatına yansıyacak. Yani ciddi deformasyon oluşacak çocuklarda. Bunun farkında değiller. Veya ebeveynler yaptırıyorsa, müsaade ediyorsa farkında değil bunun. Ama çok ciddi deformasyon oluşacak çocuklarda. Özgüven kaybı olacak, kendisine güvenmeyecek, herhangi bir işte cesaret gösteremeyecek, yardım alma ihtiyacı duyacak ve kaçacak mücadele etmek yerine. Çevrimiçi turnuvalar evet çok yararlı olmuyor artık. Özellikle ödüller dolunca çok fazla hile oluyor. Ama hani yapılacaksa 7+5 yapılmalı. İdeal olan diye düşünüyorum ben. Düşünmeye itme amaçlı ve çok fazla katılımın olmaması gerekiyor. Ama yani bizim masa başına dönmemiz gerekiyor. Maalesef süreç her anlamda söylüyorum. Yani ülke olarak da federasyon olarak da kötü yönetildiğini düşünüyorum ben sürecin. Evet sadece federasyona bağlı değil. Maalesef bürokrasi de işin içinde. Yani turnuva yapmak isteniyor. Şartlar sağlanıyor. Bürokrasi izin vermiyor buna. Böyle olunca bu süreç kötü yönetildi. Yurt dışına biz
Bir ay önce eşimle çıktık yurt dışına. Sırbistan'da turnuva oynadık. Bakın pandemide yasaklar var İtalya'da. Turnuva yapıyor. Her ay turnuva yapılıyor düzenli. Ama bizdeki bürokrasi de müsaade etmiyor buna maalesef. Sadece federasyon kaynaklı değil bu. Bunu söylemek istiyorum. Hani ben bu işin içinde olup araştıran birisiyim. Görüştüğüm kişiler de var. Bundan dolayı da biz beklemek zorundayız. Satrançta kendi milli sporcularımıza kadar ara verenler oldu. Kapanan kulüpler oldu. Çok ciddi zararlar görüldü satrançta. Yani çok ciddi bir nesil kaybediyoruz biz bu pandemi nedeniyle. İyi yönetilemediği için. Ama yapacak bir şey yok. Bunu düzeltmek de bizim elimizde. Umuyorum Haziran'dan itibaren her şey düzelecek. Tekrar masa başına dönmeye başlayacağız. O zaman tekrar kazanacağımızı düşünüyorum bu çocukları. Şu çevrimiçi turnuvada bir an önce bırakalım istiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi yavaş yavaş tabii sorulara geçelim demiştik. Bir soru gördüm ben, önce onu söyleyeyim de. Hani satrançta çok iyi olmak istiyorum demiş bir öğrencimiz. Onu şöyle yapalım. Biraz sonra zaten sorulardan sonraki bölümde o soruyu sizler adına ben yönelteceğim. Hani bizler, bu hem öğrencilerimiz bizler için geçerli. Gelişmek, daha iyi olmak için neler yapacağız şeklinde o soruyu aldık. Uygar gönüllü sormuş. Daha sonra onu cevap verecek Kıvanç Hocam. Diğer sorulara geçelim isterseniz. Evet Fırat Hocam, sendeydi galiba sorular. Eğer varsa iletebilirsin. Öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz bağlanarak da soru sorabilirler. Şu anda sizin ifade ettiğiniz gibi bir tane öğrencimiz kitap tavsiyesinde bulunmasını istiyor da. Kıvanç Hocam, birçok kitap okuduğunuzu ifade etmiştiniz. Bunlardan hangisini önerirsiniz acaba öğrencilerimiz için? Satranç kitabı olarak mı yoksa normal? Büyük ihtimalle kendilerini geliştirebilmek için açılış varyasyonları vesaire bunlar için. Şimdi şöyle kitap, bunu hani ben kendi kanalımda da hep anlatıyorum. Bakın sıfırdan başlayıp dünya şampiyonuna giden yolda sıralı kitap var. Ama satranç gerçekten zor bir spor. Kitaptan çalışmak çok zor. Neden çok zor? Kitabı açıyorsunuz, soruya bakıyorsunuz, tahtaya bakıyorsunuz, hamleyi görmemeye çalışıyorsunuz, dizmeye çalışıyorsunuz, odaklanmanız dağılıyor sürekli. Yani birisinin desteği gerekiyor kitapla çalışmak için. Antrenör, abi, abla, anne, baba. Biz mesela kendi öğrencilerimizde hani biraz detaylı da anlatıyorum anlasınlar diye. Diyoruz ki bu dört ayaklı bir süreçtir diyoruz satranç. Antrenör süreci, antrenör görevini iyi yapmalı. Öğrenci süreci, öğrenci verilen programı uygulamalı, çalışmalı, turnuvalara girmeli. Ebeveyn süreci, ebeveynler destek olmalı. Bakın bu çok önemli. Ebeveyn destek olmadan ilerlemez satranç. Dördüncüsü de turnuva süreci, federasyonun süreci. Şimdi o yüzden kitaptan mesela anne baba, abi abla, antrenör bir şekilde çalışılması gerekiyor. Şimdi kitap tavsiyesinde seviye çok önemli. Yani başlangıç seviyesi için kitaplar var, orta seviye için var, ileri seviye için var. Hangi seviye için isteniyor? Bunu belirlemek lazım. İkincisi 6-8 yaş, yani 8 yaşa kadar açılış çok önemli değil. Temel hamleleri bilsinler, 5-10 hamle bilsinler açılıştan nasıl çıkacaklarını, ama hesap gücü üzerinde çalışsınlar. Çünkü hesap yapmaktır. Siz ne kadar açılış gösterirseniz gösterin, 10 hamledir onların oyuncağı açılış. Orada hesap yapacaklar, motifleri bulmaya çalışacaklar tahtada. İşte tehdit yaratacaklar, bunlar daha önemli. O yüzden 6-8 yaş arasında, yani 8 yaşa kadar olan sporculara açılış kitabı çok önermiyorum ben. İlerisi için öneriyorum. Seviye burada. Seviyeyi bildirebilirseniz ona göre tavsiyede bulunabilirim. Şu an sizi lise öğrencilerimiz dinliyor. Aynı zamanda ortaokul öğrencilerimiz, aynı zamanda ilkokul öğrencilerimiz dinliyor. Yani şey, seviye derken satranç seviyesi. Hani yeni başlayan mı? Evet, işte 1200 UKDM, 1400 UKDM nedir o anlamda seviye? Hocam 1000 elo puanında 1800 arasında değişiyor. 1000 demiş ya. Şimdi 1000-1200 için mesela önerdiğim taktik kitaplar, satranç kampları, satranç okulu 1A, 1B, bunlar çok önemli. 1001 şahmat, işte bu tip kitaplar, taktik kitapları bu seviye için önemli. Biraz daha ilerlediği zaman 1200 üstü için satranç okulu 1B oraya da gider aslında. Satranç okulu 2 yararlı oluyor. Daha da yükseldiği zaman artık satranç okulu 3-4'e geçiyor taktik anlamda. Yeni başlayan, başlangıç seviyesinde fikir öğrenmek isteyenler için benim sistemim kitabı Aron Nimzov için çok önemli. Bir tık ilerisi 1200 üstü için satrançta turnuva hazırlığı Alexander Koblenz'in, sistematik antrenman Sergei Samaryan'ın ve satrançta ustalık dersleri Alexander Suet'in kitabı çok önemli. Selim abinin çıkarttığı satrançta ustalık kursu aslında 1300 için de diyor ama 1100 için de bazı yerleri gerçekten yararlı oluyor. O kitap çok
yararlı bir kitap. Evet. Onu kullanabilirler. Oyun sonu içinde oyun sonlarını anlamak, John Lennon'ın Türkçe'ye çevrilmiş kitabı. Çok önemli bir kitap. Oyun sonlarını anlamak. Evet. Tabii bu kaydımızı daha sonra yayınlayacağız. Oradan da kitapları not alamayanlar bakabilirler. Onu da söylemiş olalım. Evet, sorulara devam edelim. Yavaş yavaş tabii ki hani bizlere tavsiyeleri ne olacak? Zaten soruyor da hocam o şekilde. Evet, buyurun. Ercan Hocam, ben chatten yazdım sorumu. Evet, bir tane soru chatten çok hoşuma gitti. Evet. Onu cevaplayabilir miyim ben? Tabii ki. Gördüğüm chatten kimin yazdığını görmedim de soruyu gördüm. Dünyaya bir daha gelseniz saptancı olmak isteyeceğini söylüyorsunuz. Hangi saptancı olmak isterdiniz diye bir soru hoşuma gitti. Şimdi benim birkaç tane idolüm var. Birincisi Fischer. Neden idolüm Fischer? Yani Voltron gibi düşünün. Farklı farklı şey karakterleri birleştirmeye çalışıyorum kendimde. Niye Fischer? Çünkü Fischer hiç pes etmiyormuş. Yani dünya şampiyonluğu maç yapıyor. 16 yaşında Rusya'ya gidiyor. Hiçbir kelime bilmiyor. Rusça kelime bilmiyor. Bütün Rusları yeneceğim diyor. Gidiyor, yeniyor, geliyor. Dünya şampiyonluğu maçı yapıyor. 5-0 önde. Şimdi 6. oyunu 2 tane berabere yaparsanız 6'yı alırsınız, biter. 6-0 yapmaya çalışıyor. Kazanmaya oynuyor ve kazanıyor. 6-0 yeniyor. İnanılmaz hırslı birisi. Fischer'in hırsını çok seviyorum. Karakter olarak benim için çok önemli karakter. Yani Atatürk'ün söylediği motto hem kendim için önemli hem öğrencim için önemli. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Karpov bu anlamda benim için bir numara. Karakter anlamında, ahlak anlamında. Vasikov'un da çok etkisi var tabii onu sevmemde. Karpov'u çok seviyorum. Karpov'u sevmemin diğer sebebi konumsal satrancı inanılmaz oynuyor. Boğa yılan derlermiş Karpov'a. Çünkü çok küçük bir üstünlüğü alıp rakibini boğarak öldürürmüş. Yani işlermiş o konumu. Bu anlamda Karpov'u çok seviyorum. Birçok oyuncu seviyorum ama Fischer'le Karpov öne çıkıyor. Bu noktada Vural öğretmenimizin bir sorusu var. Yani bir zaman makinesi icat edilmiş olsa geçmişe gidip şu an hayatı olmayan hangi büyük ustayla maç yapmak isterdiniz? Fischer'le yapmak isterdim. Tabii. Ya taçsız kral var Murphy. Dünya şampiyonu olmamış ama taçsız kral. Bana göre dünya şampiyonu sayıyorum ben onu. Resmiyeti olmadan herkesi yenmiş. Bırakmış sonra saptancı. Paul Murphy, evet. Onunla oynamak isterdim. Botvinnik'le oynamak isterdim. Cansu Yılmaz bir soru yöneltmiş hocam. İtalya'daki turnuvanıza ne zaman gideceksiniz demiş. Ne ona gidemiyorum. 21-26 Mayıs'ta bir turnuva vardı. 27 Mayıs 3 Haziran bir turnuva vardı. Gidememin sebebi pandemi kuralları gereği yeşil pasaport ve gri pasaport dışında vize vermiyorlar. Yeşil pasaport ben alamıyorum. Yaşım geçti. Gri pasaport da federasyonun takviminde olan turnuvalar için alınabiliyor. Federasyonun takviminde olmadığı için gri pasaport da kullanamıyoruz. Maalesef pandemiye takıldık. Gidemedim ona. Davet almıştım. Teşekkür ederiz hocam. Münevver öğrencimizin bir sorusu var. Satranç oynarken sizin motivasyon kaynağınız ne oluyor? Hiç pes ettiğiniz anlar oluyor mu? Evet, benim motivasyon kaynağım mesela dünya şampiyonlarından ilk dünya şampiyonu Steins maçlardan önce poker oynarmış. Bunu neden söyledim? Yani şimdi poker oynayın demiyorum tabii ki. Kağıt oyunu oynayın demiyorum. Herkes kendisini çok iyi tanımalı. Ben maçlardan önce kitap okurdum. Çok iyi konsantre oluyordum. Normal hikaye kitap işte. Roman, Yaşar Kemal okuyorum. Rus klasiklerini okuyorum. Yani bu tür şeyleri okurdum böyle maçtan önce. Bir yerden sonra kötü oynamaya başladım. Sonra sebebini anladım. Kitaba takılıyor aklım. Devamında ne olacak kitabın? Devamında ne olacak? Kitap okumayı bıraktım. Müzik dinlemeye başladım. Maçlardan önce her turnuvada benim bir parçam vardır. Hep onu dinlerim. O hangisini seçiyorsam artık o an. Onu dinlerim. Öyle çıkarım maçları. Bu beni daha çok motive etti. Onu fark ettim. Şu an benim motivasyonum maçlardan önce bir şeyler dinlemek. Hangi parçaymış hocam? Onu biz de dinleyelim de birkaç galibiyet alalım. Ya ben türkü dinleyen birisiyim. Türküleri evet. Çok dinliyorum. Genelde türkü dinleyerek çıkıyorum maçlara. Evet. Şimdi bu ekipte Kıvanç Hocam, tabii 3-4 tane arkadaşımız bağlama çalıyor. Süper biz tabii ya. Çoğumuz yüz yüze gelmedik, onu da söyleyeyim. Bu uzaktan bir böyle proje. Tanışan tabii arkadaşlarımız var ama çoğumuz tanışmıyoruz ama tabii birbirimizin özelliklerini öğrendik. O yüzden bizler de türküyü seven insanlarız çoğunlukla. Gençler gerçi şimdi müzik anlayışları değişiyor ama bu konuda da örnek alırlar umarım.
türküler çünkü gerçekten çok güzel. Evet Fırat tamam, Hocam, başka Özkar sorular varsa tamamlayalım. Tamam, Özkar öğretmenimizin bir sorusu var. Türkiye'de satranç ne durumda? Geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Ya Türkiye'de satranç gerçekten iyi durumda bakarsak. Birçok amatör spora göre daha iyi. Çok yetenekli sporcularımız var. Fakat ilerlememiz kolay değil. Bizim çok açık söyleyeceğim. Maalesef bütün federasyonlara girmiş bir siyaset var. Federasyonlardan ellerini çekerlerse, bürokrasi engel olmayı bırakırsa değil satranç birçok amatör branşta dünya şampiyonuna kadar çıkartabiliriz. Bu rüya değil, bu gerçek. Çok yetenekli sporcular var. Ama bana hep soruyorlar, dünya şampiyonu neden çıkartmıyor? Dünya şampiyonu çıkartır mıyız? Çıkartamayız. Çok net söylüyorum. Siyaset elini çekmedi sürece federasyonlardan. Bürokrasi kalkmadığı sürece çıkmaz. Çünkü sistem yok bize. Yani sistem kurmaya izin vermiyorlar. Türkiye satranç çok iyi. Dünyada sayılı ülkelerden birisi olabiliriz. Şu an kendi başlarına mücadele ederek yapıyor bunu sporcularımız, milli takım sporcularımız. Bürokrasiye rağmen. Sponsor hocam, bulamıyorlar. Bu noktada, sponsor yok. Bu noktada satranca en çok önem veren ülke? Satranca en çok önem veren ülke. Çin çok önem veriyor. İnanılmaz önem veriyor. Rusya. Zaten Rusya'da Rusya'da şöyle başlamıştı satranç. Yani rejimle bağlantılı başlamıştı satranç. Hani bunu kabul ediyoruz ve etmiyoruz anlamda söylemiyorum. Şuydu ilkeleri. Komünistler zekidir, satrançlar zekidir, satrançlar komünisttir mantığıyla satranç öğretmeye başladılar. Ve bütün dünya şampiyonları o fikirde olsun olmasın Komünist Partisi'ye üye olmak zorundaydı. Yani bir diktatörlük gibi aslında bir nevi orada. İsteseler istemeseler de üye oluyorlardı mecbur. Çünkü mottoları buydu. Satrançlar zekidir, komünistler zekidir, komünistler satrançlıdır. Ve böyle bütün Rusya'ya yaydılar satrancı. Satranç adına güzel bir şey bu tabii ki. Çin dediğim gibi çok hızlı ilerliyor, çok iyi ilerliyor. Diğerleri normal. Yani bizde de çok aslında iyi ilerleme var ama hep bireysel başarılar maalesef. Desteklenirse çok daha iyi olacak. Teşekkür ederiz hocam. Adnan isimli bir öğrencimiz, dünyaya bir kez daha gelmiş olsaydınız yine satranç oynar mıydınız? Bu becerinizi geliştirir miydiniz? Evet. Dünyaya bir daha gelsem bu sefer çok daha iyi satranç olurdum. Çünkü nerede eksiğim var, nerede hatam var biliyorum. Küçük yaşta almam gereken bazı temel şeyleri alamadım. Yaşlandıkça kolay olmuyor. Biz İvançuk'la dünyanın en iyilerinden birisi, dünya şampiyonluğunu kaçırmış birisi kamp yaptık. Ona şey sorduk, yani dünya şampiyonu olmak için veya işte 2700-2800 olmak için ne yapmak gerekir diye sorduk. Çocukluktan gelme bir alışkanlık olması gerekir dedi. İşte o bizde yok, çocukluktan gelme. Yani küçük yaşta disiplinde çalışma, çocukluktan gelme alışkanlık dedi. Hocam bu noktada benim bir sorum vardı. Siz şu an çok üst mertebedesiniz. Sizin satranç öğretmenleriniz size ne gibi katkılar sunuyor? Yani sizin göremediğiniz şeyler mi var? Şöyle, şimdi ben mesela öğretirken, şimdi bana nasıl öğretildi? Ben neleri göremedim? Ben doğru yolu gösteriyorum çocuklara. Biz yanlış yolda ilerledik. Ben 15 yaşıma kadar satranç bilmiyormuşum. Vaskov gelince anladım satranç bilmediğimi. Yani doğru bir eğitim almamışız. Çünkü doğru bir eğitim verebilecek hoca da çok yoktu Türkiye'de. Şimdi o yanlışları yapmasınlar istiyorum ben öğrencilerime. Hep şunu söylüyorum. Milli takıma girmek çok basit bir şey. Yani o kadar basit ki verdiğim programı uygulasın benim öğrencim. Ama bu bana özel bir şey değil. Yani sonuçta iyi hocalar için de geçerli bu. Verdiğimiz programı uygulasın. Düzenli çalışma yapsın. Gerçekten milli takıma girer. Yani çok basit. Ama satrançta zor olan bir yere geldikten sonra orada tutunmak. Şimdi ben sporculuk hayatımda zamanda yapamadığım şeyleri öğrencilerime aktarıyorum. O hataya düşmesinler, doğru yoldan devam etsinler, daha hızlı ilerlesinler diye. Ya bu benim satrancıma zarar veriyor. Seviyemi düşürüyor. Onu da şöyle çözdüm. Satranç çalışmaya devam ediyorum ben. Durmuyorum yani. Ders veriyorum, satranç çalışıyorum. Ben 14,5 saat aralıksız ders verdim bir gün. Yani benim böyle 12 saat, 14 saat ders vermişliğim vardır. Onun üzerine oturup satranç çalıştım ben. Hayatım çünkü satranç. Çok seviyorum. Bobby Fischer gibi yine antrenman yapıyor musunuz fiziksel şeyinizi korumak için? Evet, yani spor yapıyorum. Tekrar başladım. İşte şınav çekiyorum, mekik çekiyorum, yürüyüş ve bisiklet. Bisiklet kullanıyorum. Teşekkürler hocam. Muhammed öğrencimizin bir sorusu var. Hiçbir maçınızda çok hırslandınız mı? Kazanmak için çok çaba sarf ettiğiniz oldu mu? Çok hırs yaptığınız bir maç oldu mu? Tabii ben GM normal alacağım bir maçtı. Yani inanılmaz şeydim. Stresli ve hırslıydım kazanacağım diye. Yani gerçekten rakibimi oyun dışına ittim diyebilirim tam güreş tabiriyle. Tahtada taşları çıkamaz vaziyette. O kadar şey oynadım ki böyle. Ne yapsam bitiyor. İnanılmaz bir stres yaşadım. Çünkü kazanınca normal alacağım. Çok büyük bir olay. Daha kimse normal alamamış.
Kaçırdıkça hamle kaçırdım. Kaçırdıkça kaçırdım ve kaybettim maçı. Kazansam bile derece yapıyordum. O maçı kaybettim. Çok hırslı oynamıştım ama. Çok hoşuma gitmişti ama o maç. Teşekkürler hocam. Vural öğretmenimizde tekrar bir sorusu var. Satranç ünvanları için aşamalar nelerdir? Normları nelerdir? Diye şimdi fide ustası bizim zamanımızda fide ustasından başlıyordu. Şimdi artık National Master denilen işte ülkelerin usta adayları var. Usta adayı alınıyor ama neye göre alınıyor onu bilmiyorum. Candidate Master diye bir ünvan var. Onu da gerçekten bilmiyorum neye göre veriliyor. Ama fide ustası demek FIDE Dünya Satranç Federasyonu'nun kısaltılması. 2300 Elo'yu geçerseniz erkeklerde, kadınlarda da 2100 Elo'yu geçerseniz FIDE ustası oluyorsunuz. Burada ünvan alma, norm alma diye bir şey yok. Uluslararası usta dediğimiz International Master norm almak zorundasınız. 3 tane norm alıyorsunuz, 2400 Elo'yu geçiyorsunuz, öyle oluyor. Grand Master dediğimiz büyük ustalıkta da 3 tane GM norm alıyorsunuz. 2500 Elo'ya geçiyorsunuz, GM oluyorsunuz. GM normda nasıl alınıyor? Ben ilk GM normumu söyleyeyim. Nasıl alındığını anlamaları için takipçilerin, izleyicilerin. Hı hı. 428 kişinin katıldığı bir turnuvada 128 zinci sırada başlayıp 3. oldum ben. GM normu alabildim 3. olup. Yani çok ciddi bir başarı elde etmeniz gerekiyor. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben şöyle yine bir istatistik bilgi vereyim. Şubat ayı 2021 FIDE istatistiklerine göre Türkiye'de 12 tane Grandmaster kayıtlı. Tabii bunu Kıvanç Hocam daha iyi bilir. Hani orada olmayan bir büyük usta olabilir mi? Ama Türkiye'de zannedersem bu kadar. Evet, 12 tane. Var. Şu anda 12 tane var. 2 tane de Woman Grandmaster yani kadın büyük ustalar. Evet. Onun dışında da tabii geliyor 28 tane uluslararası usta falan bu şekilde sıralanıyor. Ama büyük usta şu an 12 tane biraz belki alttan gelen sayılar ileride daha fazla olacağını gösteriyor ama şimdilik bu kadar. Peki bu ünvan kaybedilebiliyor mu? Yani Grand Master'lıktan düşülüyor mu? Yok. Kaybedilmiyor. Tamam. Ya mesela 2500'ü geçiyorsunuz, büyük usta oluyorsunuz. 2100'e kadar düşebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. O ünvan kalıcı. Anladım. Hocam şimdi İzmir'den Adason'un bir sorusu var. Satranç insanların zekasını geliştirir derler. Sizce öyle mi? Katılıyor musunuz? Tabii ki. Ben kendimden örnek verebiliyorum, öğrencilerimden verebiliyorum. Ya sonuçta beyin de bir kas gibi düşünün. Her gün kas nasıl her gün çalışıldığında gelişirse, büyürse beyin de öyle. Her gün satranç oynuyorsunuz, satranç oynuyorsunuz, beyniniz daha da gelişir. Bakın bunlarla ilgili yapılmış deneyler var. Ben bir kitapçık çıkartmıştım kendi öğrencilerim için. Daha doğrusu babam çıkartmıştı. Biz de onu kullanıyorduk. Orada bir sürü deney var. Bir tanesini söyleyeceğim ben size. 6 kişilik 2 tane grup yapıyorlar. IQ'ları aynı. Ölçüp seçiyorlar 6 kişilik, 12 kişilik 2 gruba ayırıyorlar 6-6. Matematik dersi anlatıyorlar. Bir grup matematik derslerinde aralarda basketbol, futbol oynuyor. 10 dakika, 15 dakika arada. Bir grup satranç oynuyor. 3 ay sonra aralarında %30-%40 arasında bir fark oluşuyor notlar bazında. Satranç oynayanlar %30-%40'lık bir fark atıyor. Yani ispatlanmış çok fazla yararı var satrancın. Kesinlikle zekayı geliştiriyor. Onur öğretmenimizin bir sorusu arkadaşlar, vardı. Arkadaşlar kısaca araya gireyim. Şimdi Kıvanç Hocam'ın galiba da bir oyun hazırlığı vardı. Eğer sorular bitiyorsa bir iki soru daha alıp oraya da geçebiliriz. Asıl bize zannedersem orada öğretmenim ben soru sorabilir miyim bir daha? Adına. Öğretmenim ben sorabilirim. Evet, alalım hızlıca sorularınızı. Asmin, seni dinliyoruz. Öğretmenim ben Kıvanç Öğretmenimize bir şey söylemek isterim. Kıvanç Öğretmenim yapmamanız neyi yaptınız satrançta? Yapmamam gereken mi? Evet. Yapmamam gereken neyi yaptım satrançta? Aslında yapmam gereken ve yapmadığım şeyler var. Küçükken satranç çalışmam gerekirken, yani çalışmam değil ama düzenli çalışmam gerekirken düzenli çalışma yapmadım küçük yaşta. Bundan dolayı da satrancım biraz geç ilerledi. Yapmamam gerekip yaptığım ne var diye düşünüyorum. Birkaç tane hatam var. İşte bu Aeroflot'ta şampiyon olacağım maçta. Yani sonuçta memur bir aileden yetiştim ben. Zor şartlarda yetiştik. Ki bundan da çok memnunum. Dirençli olmayı öğrendim bu şekilde. Ya bilgisayar o zaman laptop lükstü bizim için. Zengin işiydi. Ben o turnuvada
şampiyon olsaydım çok ciddi bir para alacaktım. 2001 yılından bahsediyoruz. Ben 20 yaşındayım. $6,000 gibi bir para alacaktım. Yani çok ciddi bir para. O zamanlar $500 en lüks bilgisayar. Ben maç sırasında neden o hatayı yaptım? Atı oynayacakken piyon tutmuşum. Maç sırasında şunu hayal ediyordum ben. Üst katta oynuyorduk biz. Alt kat, üst kat işte üst masalar. Alt kat normal diğer masalar. Korkuluklardan böyle aşağı bakarken şeyi hayal ediyordum. İşte $500 bilgisayar alırım. Kitap alırım, satranç kitap alırım böyle $100. Geri kalanını aileme veririm. İşte borçları öder. Bunun hayalini kuruyordum maç sırasında. Çünkü ilk defa para kazanacağım, ödül kazanacağım. Ve o hatayı yaptım. Orada konsantrem dağıldı. Yani ben orada sonuç odaklı da davrandım. Ve sonuç odaklı davranmanın cezasını çektim. Konsantremi dağıttım. Başka hayallere daldım. Yapmam gereken şey buydu. Yapmıştım aslında. Bir tık bunu cevap verebilirim. Ama yapmam gereken şeyler olup yapmamam daha çok. Saptan çalışmam gereken yerlere çalışmadım. O yüzden geç başarılı oldum. Siz çalışmanız gerekiyorsa çalışın. Saptanışta başarı istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız çalışın. Yapın bunu. Bu arada ben tekrar araya girmek istiyorum. Bu arada Kıvanç Hocam'ın şöyle de bir ünvanı var. Türkiye'nin en genç büyük ustası, büyük usta olduğu anda, değil mi yaş olarak? Evet. Hani şu anlamda önemli. Şimdi buna rağmen hocam eksiği olduğunu söylüyor. Gelişebileceğini söylüyor. Bakın çok önemli bir ders. Hani ben kendi adıma bu dersi alıyorum. Hepimizin kaç yaşında olursak olalım. Daha yolumuz var. Öğreneceğimiz şeyler her anlamda var demek ki. Bu da çok önemli. Hocam bu noktada evet. Beyler'in bir sorusu var. Satranca başladıktan kaç yıl sonra bu ünvanı elde etmiş oldunuz en genç şampiyon? Ben 6 yaşında başladım. 20 yaşında İM oldum uluslararası usta. 27 yaşında GN oldum, büyük usta oldum. Ama o 20 ile 27 arası ya biraz üniversite dönemi, ergenlik dönemi, yani turnuvalar biraz da gezme amaçlı düşündüm ben mesela. Güzel yeni bir ülke görüyorum. 55 tane ülkeye gittim, o yeni bir ülke görüyorum. Kaybetsem de mesela kendimi kandırıyorum. Kaybediyorum mesela maçı. Normalde kaybettiğim zaman çok hırslanırım ben. O maça çalışırım. Nerede hata yapmışım bir daha yapmayacağım. İşte bir sonraki maçımı hazırlıyorum. Gezeyim bari canım. Mesela güzel bir ülkeye geldim. Kaybedebilirim. Biraz geciktirdim ben büyük ustalığımı. Ne zaman ki baktım böyle böyle gitmeyecek. Oturup çalışmaya başladım. Ciddi anlamda konsantre olarak o zaman başarılı oldum. Yani 6 yaşından 15 yaşıma kadar ben satranç oynamamışım. Vaskov geldi 15 yaşında. 5 senede İM oldum, 7 senede GM oldum. Çok geç bana göre. Onur öğretmenimizin bir sorusu var hocam. Bir turnuvaya hazırlandığınızda rakibin puanını göz önüne bulunduruyor musunuz? Yani ona göre bir hazırlık yapıyorsunuz. Yok. Sonuçta rakibimin de iki gözü var, benim de iki gözüm var. Onun da iki kulağı var, benim de iki kulağım var. Rakibin reytingler oynamaz satrançta. Şimdi reytingler oynasaydı çok çok basit bir örnek veriyorum ben. Her gittiğim yer bu örneği veriyorum. Eğer UKD, ELO satranç oynasaydı turnuva yapmamızın anlamı yoktu. Turnuva listesini çıkartırdık, bir numaraya direkt kupayı verirdik. En yüksek ELO'su onun olduğu için. Şimdi böyle bir şey yok. Satrancı biz oynuyoruz. Beyinlerimiz oynuyor. O 2700 olurken de benim yolumdan geçti. Ben de geçebilirim onun yolundan. Satranç oynuyorum, düşünüyorum. Ben rakibin karakterine bakıyorum, oyun karakterine. Kapalı konularda mı hata yapıyor, açık konuda mı hata yapıyor? Biz bunu nereden öğrendik? Biz 2300'ken Şirov 2700'dü. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Gürcistan'a gittik. Vaskov hocamız bizim. Umut Şirov'la oynuyor. Umut kişi Şirov'la oynuyor. Yani biz şey diyoruz. Umut işte minyatür yememeye çalış. Direnmeye çalış. Uzat maçı falan böyle. Dalga geçiyoruz birbirimize. Umut da şey yapıyor işte. Minyatür yemeyeceğim. En az 25 hamle sürecek falan böyle. Çünkü kazanma gibi bir düşüncesi Umut'un da yok. Benim de yok yani. Hani Umut'un kazanacağına dair. 2700 kolay mı? Şimdi bu mantalite farklı. Vaskov'un odasına girdik. Vaskov Şirov maçına bakıyor. Döndü şey dedi. Kazanma şansımız var, çok riskli oynuyor dedi. Bakın 2700 için bunu söylüyor 2500'lük birisi. Çünkü adam 2700-2800 bakmıyor, kazanmaya oynuyor. Umut bana baktı, ben Umut'a baktım, güldük. Çok sinirlendi Vaskov. Biz kazanmayı düşünmüyoruz diye. İşte o zaman anladık reytingin oynamadığını satranca. Umut çok güzel oynamıştı o maçı. Ben rakibin oyun karakterine bakarım hazırlanırken. Nerede iyi oynuyor, nerede kötü oynuyor, ona göre açılış tercih ederim. Peki hocam bu noktada rakibinizin hemen hemen bütün maçlarını analiz ediyor musunuz? Son yıllara mesela atıyorum. Benim şimdi çok fazla maçım var Chess Base'de. Benim gibi birisine hazırlanıyorken ben 2018 veya 2019 yılından itibaren başlıyorum neler oynadığına bakmaya. Ama çok az maçı varsa eskilere dönüp bakıyorum. Tamam. Yine Onur öğretmenimizin bir sorusu var hocam. Yetiştirmiş olduğunuz sporcular arasında veliahtınız olarak gördüğünüz bir sporcu var mı? Şu an yetiştirdiğim sporculardan var. Yetiştirdiğim
sporcular arasında vardı zamanında. Daha sonra bıraktı satrancıyı, matematik şampiyonu oldu, Türkiye şampiyonu oldu, muazzam bir yetenekli. Ben o zaman milli takımdayken milli takım arkadaşlarımın çözemediği etütleri çözüyordu 8 yaşında. Muhteşem bir yetenekti. Çok farklı çocuk olacak dedim. Aşırı zekanın zararlarını gördük satrançta. Maalesef çok hızlı tepki vermesi. Ama çocuk Türkiye matematik şampiyonu oldu. Şu anda var. Bir tane 7-8 yaşında bir öğrencim var. Muhteşem yerlere geleceğini düşünüyorum. İsmini paylaşmanın evet. sakıncası var mı? Murat Kutay. Bir şey sorabilir miyim? Muhammed'in bir soru soracağım. En iyi maçını toparlayalım artık arkadaşlar. Yavaş yavaş. En iyi maçım Yotol diye bir GM ile oynadığım bir maç vardı. Hatta Informator denilen bir şey var. Kitap var. 3 ayda bir, 2 ayda bir çıkıyor. Dünyanın en iyi oyunları seçiliyor. Seçilip o kitapta yayınlanıyor. Benim maçım yayınlanmıştı o kitapta. Hatta diyagram koymuşlardı. 2 tane kale fedaydım kazanmıştım. Yenilik yapmıştım açılışta. Çok güzel bir oyundu. Hocam bir de Ahmet öğretmenimizin uzun süredir size yönetmiş istediği bir soru var. Kıvanç Öztem hoş geldiniz öncelikle. UKD olarak 1800 civarında satranca gönül veren bir oyuncuyum. Satrançta körleme satrancı hiç denemedim. Sizce körleşme satrancının oyunumuza ne gibi faydası olabilir? Gerekli midir? Ne tabii ki mesela ben hep şunu söylüyorum. Soru çözerken kitaptan tahtaya dizi soru çözdüğünüzde atıyorum 2 birim ilerliyorsa hesap gücünüz. Hı-hı. Kitap üzerinde körleme çözerseniz 4-5 birim ilerler. Çünkü hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Taşları kafanızda oynatıyorsunuz. Taşlar arasındaki koordinasyonu daha çabuk anlıyorsunuz. Yani körleme daha hızlı ilerleten bir şey bize. Teşekkürler hocam. Cansu'nun evet, bir soru var. Evet arkadaşlar soru. Bakalım ha. Toparlayalım artık. Evet. Tamam. Evet, satranç tanışmanız nasıl? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de Mehmet. Buyurun. Evet, dinliyoruz. Teşekkür ederim öğretmenim. Kıvanç öğretmenim, eğer en iyi satranç ustası siz olsaydınız satrançı devam ettirir misiniz? Tabii ki en iyi satranç ustası ben olsaydım oynamaya devam ederdim ama yetiştirmek hemen istemezdim o zaman. Oynayıp bir yere kadar gelip sonra belki yetiştirmeyi düşünürdüm. Yani ben de bir soru sorabilir miyim? Ben satrancı kesinlikle bırakmam. Benim hatta hayalim var. İnşallah gerçekleştireceğim. Param olduğunda bir karavan alacağım. Önce Türkiye'yi 63 tane il gezdim ben. Bütün köylere kadar gezip satranç öğretmek istiyorum herkese. Sonra dünyayı gezmek istiyorum. Satranç oynamak istiyorum dünyayı gezerek. Satranç oynayarak dünyayı gezmek istiyorum. Bizler de bekleriz o zaman. Bakın burada 9 tane 8 kesinlikle. Tane il var. Kars'tan düşünün ki demin saydım illeri. Yani bu illere bekleriz. Seve seve sizi misafir etmek isteriz. Hocam çok merak ettiğim bir şey var da. Tabii. Sizinle maç yapma şansımız olabilir mi? Yani. Bir ara olabilir. Bana şeyden Lichess kullanıyorsan Lichess'te daha çok ben oynuyorum. Lichess'ten yazarsan hani bu şeyi de hatırlatırsan bu canlı yayında abi, sormuştum. İşte maç yapabilir miyiz diye. Uygun bir anda yapabiliriz. Berri'nin bir sorusu vardı. Şeyi Tarık Süleyman okudu. Teşekkürler. Hocam internet yoktu. Online olarak da oynayamıyordunuz. Ailenizde herkes biliyor muydu? Nasıl çalışıyordunuz o zaman da? Ya ben kendim çalışıyordum ama mesela benim babam şu an Federasyon Yönetim Kurulu'nda. Daha önce as başkanlık yaptı. Benim büyük abim uluslararası hakem. Olimpiyatlara davet ediliyor. Hakemlik yapıyor. Yabancı ülkeye davet edildiği oluyor. Ortanca abim canlı yayını Türkiye'de ilk yapan kişi. Satranç turnuvasını canlı yayın yapan ilk kişi. Bir tek annem bir görev almamış satranç adına. Annem satrancı biliyor. Taşların hareketini biliyor. Ama bir görev almadı. Yani aile olarak iki abim de babam da ben de satranca hizmet etmişiz ve devam ediyoruz hizmet etmeye. Sadece şu an ben, büyük abim hakemlik yapıyor teknik kurulda ve babam devam ediyor hizmet etmeye. Ben Pınar öğretmenimiz bir soru yönetmek istiyor. 6 yaşında satranca başlayan bir çocuk olarak nasıl bir ortamda büyümüş oldunuz? Sizde ailenizin ne gibi katkıları vardı, ne gibi bir etkisi vardı üzerinizde? Valla ben yani şanslıyım. İyi bir çocukluk geçirdim. Çünkü dışarı çıkıp sokakta oynayabilen bir çocuktum ben. Çocukluğum sokakta geçti, mutlu geçti. Ailemiz bizi bırakıp bir yere gidebilirdi. Komşularımız çünkü bize sahip çıkardı. O yüzden çok güzel bir ortamda büyüdüm. Hem çocukluğumu yaşadım, enerjimi attım hem de satrancımı oynadım. Yani ortaokulda tek başıma ben küçükken bir de tıfıl bir şeydim böyle. Boyum kısaydı benim o zamanlarda. Hangi şehirde yaşadınız? Efendim? Hangi şehirde yaşadınız? Ankara.
Ankara'daydım çocukluğumda. Tek başıma Vaskovlu evine giderdim. Ben Altındağ'da oturuyordum sitelerde. Bahçeli evlere gidiyordum. 45 dakika, 1 saat. Tek başıma giderdim. Şu an yani küçük bir çocuk tek başına bırakın bir yerden bir ekmeği dışarı çıkamıyor maalesef günümüzde. Ben o yüzden çok güzel bir çocukluk geçirdim. Çok güzel bir ortamda satranç oynadım. Yani ben bu anlamda şanslı hissediyorum kendimi. Vasco hayatta mı hocam? Maalesef. Allah rahmet eylesin. Amin. Hocam yine birçok soru var Ercan hocam. Zamanınız var. Şimdi bilemiyorum. Kıvanç hocamın aslında bir başka hazırlığı vardı. Sorular evet, da varmış ama siz bilirsiniz. İsterseniz geçebiliriz veya bir şöyle 22.06 22.10'a kadar 4 dakikada alalım soru isterseniz. Sonra benim bir sürprizim olacak. Tamam, tamam. Tamam. O zaman Kıvanç hocamın sorumu cevapladığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam Ali Efekan sormuş. 1972 yılında Tim Crowell tarafından yapılan problemde terfi eden piyonun kale olduktan sonra hareket etmemiş şah ile rok atıp rakip şahı mat etmesinden sonra bunu Dünya Satranç Federasyonu yasaklamasını doğru buluyor musunuz? Rok atma kurallarına uyuyordu oysa ki demiş. 1972. Aslında şimdi rokun kuralları o belki ondan sonra değişti. O etüdü biliyorum. E8 vezir çıkıyor şah E1'de. Rok atıyor sonra ama şimdi rokun şu an bizim bildiğimiz kuralında kale oynamamış olacak. Şah oynamamış olacak. Yani evet E8'e çıkan kale ama kalenin orijinal yeri değil orası. Yani yasaklaması bence anormal değil. Tabii bu çok tartışılan bir şey. Bazı muamma hani bilsek sonucunu tarihi değiştirecek şeyler var. Onlardan birisi de bu. İşte Fischer-Karpov maçının yapılmaması çok ciddi bir değişiklik yaratacaktı satranç tarihinde. Bu o kadar değil ama bence mantıklı geliyor bu yasak. Normal kurallar daha doğru. Hocam birçok öğrencimiz fazla özgüveninizin olması durumunda yenildiğiniz bir maç olmuş mudur diye soruyorlar. Onu birkaç kere gördüm aslında. Onu ben de geçecektim. Şimdi şöyle fazla özgüvenim evet vardı benim turnuvalarda ama benim şöyle bir şeyim vardı. İlkem vardı. Hep bu ilkede devam ettim. Öğrencilerime de bunu öğretiyorum. Ben yaptığım spora saygı duyuyorum. Rakibime saygı duyuyorum. Her şeyden önce yani rakibimi de geçtim. Her şeyden önce yaptığım spora saygı duyuyorum kendi açımdan. O yüzden ben ne kadar özgüvenim yüksek olursa olsun hiçbir zaman ne rakibe ne yaptığım spora saygısızlık yapmadım. Küçümsemedim. Maçımı yaptım. Hani bundan dolayı maç kaybetmedim ben. Çok fazla özgüven değil maçı kaybettiğin. Disiplinsizlik, ciddiyetsizliktir maçı kaybettiğin aslında. Çok fazla özgüven değil. İşte o ciddiyetsizlik, disiplinsizlik fazla özgüvenden kaynaklı olabilir. Olmadı. Teşekkür hocam. Bir de bir öğrencimiz ne tür türküler dinlediğinizi merak ediyordu da. Ya ben protest mi derler? Yani söyledim. Grup Yorum dinliyorum. Ahmet Kaya dinliyorum. Erdal Erzincan dinliyorum. Arif Sağ dinliyorum. Yani bu tarzdaki müzikleri çok dinliyorum. Hatta söylüyorum. Benim videom da vardı. Saz çalan bir abim var. Antalya taşınlarından. Sosyal medyadan paylaşmıştım. Birkaç türkü söyleyip genelde bunları dinliyorum. Bütün müzikleri dinlemişimdir ama çoğunlukla benim hani ortaokuldan itibaren hep ömrüm bu şeylerle geçti. Türkülerle geçti. Anladım. İzmir'den Rümeysa'nın bir sorusu vardı. Hiç oynadığınız maçlarda hile yapan birisiyle karşılaştınız mı? Evet oldu. Başıma bir kere geldi. Kazandığım bir maçtı. Zaten kazanç konumundaydım. Hamleyi yapıyor. O zamanlar canlı yayın var ve video çekimi de var. Ben lavaboya gitmiştim. Rakibim hamleyi yapmış, şahıyla oynamış. Bakmış kaybediyor. Etrafına bakmış, şahını geri çekmiş, veziri oynamış. Bana canlı yayından sonra söylediler. Hatta şey dediler, canlı yayına çıkmıştım ben. Bu maçı kaybetsen ne olurdu dediler. Yani çok ciddi bir haksızlık olacak, emek hırsızlığı olacak. Maçı kaybetsen ne olurdu? Bir şey olmazdı, maç kaybetmiş olurdum. Sonuçta bu vicdani bir şey. O insanın vicdanında yaratacak tahribat. Bende bir şey yaratmaz, kaybedebilirim. Ben bugün kaybederim. Yarın tekrar kazanmaya devam ederim yani. Sonuçta en son bu dünyadan göçüp gittiğimde, öldüğümde, gözümü kapattığımda beni huzursuz edecek bir şey yaşamamış olmaktır benim isteğim, dileğim. Ve hep bu şekilde yaşıyorum ben. Sonuçta o da onun vicdanıyla kalacak bir şey. Gözünü kapattığında aklına gelecek sonuçta bu yaptı. Yani beni bağlayan bir şey değil, yapmasa daha iyi olur dedim. Peki efendim bir soru daha. Efendim Mülevaz. Ben bir tane sorum vardı, sorabilir miyim? Tabii ki de lütfen. Ben hocam mesela şöyle keşke o maçı kendimi kaptırıp daha iyi çalıştım, kazanabilseydim dediğiniz bir maç var mı? Ya aslında yok çünkü keşkeyi çok kullanmıyorum.
Yani keşke doğru bulmuyorum. Bir nevi pişmanlıktır. Yani tembelliği içeceğini düşünüyorum beni. Hani hep ders almaya çalışıyorum. Ya yani keşke buna daha yazılansaydım demiyorum. Çünkü bu beni biraz daha disiplinden koparacak bir şey olarak görüyorum ben. Keşke demek yerine bu maçta nerede hata yaptım? Bu maçta hangi dersi alacağım? Bunu soruyorum kendime ve bir daha o hatayı yapmamaya çalışıyorum. Öğretmenim, benim de bir sorum var da sorabilir miyim? Tabii. Öğretmenim, kaçacaktım. Yani aileniz sizde hiç önemli mi? Efendim, ailem? Yani anneniz babanız sizde satranç oynadı mı? Tabii. Ben satranca başladığımda oynarlardı böyle destek amaçlı. Oynardık. Sonra bir iki sene sonra bir daha oynamamaya başladılar. Çünkü ben çok hızlı ilerledim. Çok fazla çalışıyordum kitaplardan. Benim ilk kitabım Satrancın Esasları, Kavablanka'nın kitabı. Hemen bitirmiştim. Sonra Retin'in kitabı vardı. Satrançta Büyük Ustalar ve Modern Görüşler. Onu da çok çabuk bitirmiştim. Kitap dayanmıyordu bana. Yani kitap kurdu diyebilirim kendime. Çok fazla kitap okumuşluğum var. Kendimi geçirecek kitaplar satranç dışı, gerek satranç kitapları çok fazla okuyorum. O yüzden çok çabuk ilerledim ben. Satranç sizin için bir tutkuydu. Çok seviyorsunuz. Hocam, Önder İzmir'den bir soru sormuş. Bu da son olsun. Keşke satrancı daha önce öğrenseydim dediğiniz anlar oluyor mu? Evet, kesinlikle oluyor. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi şöyle yapalım. Demin bir sorusu vardı öğrencimizin. Son olarak o soruyla devam edelim. Zaten bundan sonraki bölümde de onu zannedersem biraz işleyeceğiz. Satrançta çok iyi olmak istiyorum. Tavsiye verir misiniz demiş öğrencimiz Uygar. Zannedersem bundan sonraki bölümde de Kıvanç Hocam'dan bu şeyleri dinleyeceğiz. Bu konuda şeyler dinleyeceğiz. Hocam buyurun sizdeyiz. Şimdi satrançta çok iyi olmak için herhangi bir alanda, branşta çok iyi olmak için birincisi disiplinli çalışmak. Hayatınızda bazı şeylerden fedakarlık yapacaksınız. İşte ben mesela söylüyorum, ben 9 senedir falan televizyon izlemiyorum. Televizyon da yok evimde. Çünkü vakit kaybı olarak görüyorum. Ya ben sabah kalkıyorum, uyanır uyanmaz herkes elini yüzünü yıkar. Ben satranç maçı yapıyorum ilk önce kendime gelmek için. Lichess'e girip maç yapıyorum. Akşam yatarken maç yapıyorum. Yani başarı için çalışmak şart. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Çalışmadan başarıya ulaşan tek canlı tavuk. Oturdu ama oturduğu yerden yumurtluyor, ama o da bir çalışma aslında onun için. Onun da metabolizması, sistemi bu şekilde. Çalışması bu. O yüzden çalışmadan başarı gelmiyor. Çok başarılı olmak istiyorsanız her gün düzenli çalışacaksınız. Mesela her gün 10 tane soru çözeceksiniz atıyorum. Şimdi şöyle bir şey yok satrançta. Kas gibi düşünün dediğim o. Ya pazartesi günü çözmeyeyim, salı çözmeyeyim. Çarşamba günü 30 tane soru ediyor toplam. 30 soru çözüm. Bu ilerletmez bizi. Her gün 10 soru çözmek. Çünkü bakın belki aramızda doktorlar vardır. Ben hep bunu söylüyorum. Yani araştırdığım şeyleri söylüyorum. Beni düzeltirler ki yanlış diye söyledim. Biz nöronlarımızı harekete geçiriyoruz. Biz sinaps oluşturuyoruz beyinde. Uyarı gönderiyoruz beynimize. Her gün yaptığımız zaman artık alışkanlık haline geliyor. 3 haftadan sonra. Bu düzene iniyor. Düzene bindikçe de artık gelişmemiz gözle görülür hale geliyor. Düzenli çalışmak, disiplinli çalışmak. Ama mesela çalışırken atıyorum elinde satranç kitabı var. Soru çözüyorsun. Televizyon açık. Oradan işte annenle babanla konuşuyorsun. Satranç nasıl oynuyorsan turnuvada o şekilde çalışmalısın. Turnuvalarda konuşamıyorsun. Turnuvalarda müzik dinleyemiyorsun. Turnuvalarda televizyon izleyemiyorsun. Sessiz bir ortamda disiplinle oynuyorsun. Satrançta bu şekilde çalışmak zorundayız. Başarı istiyorsak. Şartlara uymak zorundayız. Hocam teşekkür ediyoruz. İsterseniz ekran sizde. Evet, ben şimdi size bir sürprizim var demiştim. Size evet. Bir tane maç anlatacağım. Önemli bir maç. Öğrencilerime de anlatıyorum. Bu arada en sevdiğiniz maç hangisidir hocam tarihte? Ya çok fazla var. Fischer'in Amerika şampiyonasında Brian'ın oynadığı maç var. Fischer siyahlarla oynuyor 16 yaşındayken. Muhteşem bir maç. Vezir fedasıyla. Çok güzel bir maç. Çok fazla var ama o güzel bir maç. Şimdi biz satrançta hep açılışa önem veriyoruz çoğunlukla. Hep velilerden bunu duyuyorum, öğrencilerden bunu duyuyorum. Satranç açılış oyunu değildir. Satranç kurallarla oynanan bir oyundur. Temel kurallar var. Temel kuralları bilmek zorundayız biz. Ama her zaman konumu oynamak zorundayız. Mesela örnek veriyorum. Piyonlarla merkezi desteklemeliyiz. İşte 4 tane temel kuralımız var. Piyonlarla merkezi destekle.
hafif taşlarını, atlarını, fillerini merkezi destekleyecek şekilde merkeze doğru geliştir. Rokunu at. Sonra ağır taşlarını, vezir ve kalelerini oyna sok. Bu dört tane temel kuralı her açılışta uyguluyoruz. Örnek olarak mesela atak yaparken taş değişilmez. Bu bir kuraldır. Neden? Çünkü ne kadar taş değişirsen rakip o kadar rahatlar. Ama öyle konumlar vardır ki atak yapıyorsundur ama taş değişmek zorundasındır. Yani biz temel kuralları bileceğiz ama hep konuma bakacağız. Bu çok önemli. Konuma bakmadan temel kurallarla oynarsanız ezbere oynarsınız. Ezbere oynamak da satrancın düşmanıdır. Satrançta ezber çok fazla barınamaz. Satranç benim kendi tabirim yorumlama ve düşünme sanatıdır satranç. Yani hesap yaparsın, doğru hesap yapman gerekir, iyi hesap yapman gerekir ve yorumlarsın konumu. Bütün temel kuralları bilirsin ama hep konumu yorumlarsın. E4, E5, Murphy'nin önemli bir maçı. At F3, D6. Philidor savunması. Bu açılışta biraz daha pasif kalıyor siyahlar. Çünkü bakın F8 filinin önünü kesiyor. Genelde at C6 oynamak daha yararlı ama bu pasif oynamayı tercih ediyor siyahlar. D4. Şimdi bizim açılışımızın temel ilkesi piyonlarla merkezi geçirmek. Merkez. Bu dört kareyi piyonlarla ele geçirmeye çalışıyoruz. Piyonları burada tutmaya çalışıyoruz. Kontrol sağlasın diye. Şimdi bunları yaptıktan sonra hafif taşlarımızı, atları ve filleri geliştiriyoruz merkezi desteklemek için. Ama biz öncelikle şahımızın da atabilmesi için şah kanadını geliştireceğiz. Temel prensiptir bu. Ama siyahlar burada birden baskı kurmak istiyor. Bu yanlış bir tepki. Neden yanlış bir tepki? Çünkü beyazlar çok hızlı bir şekilde üstünlüğü ele alacak bu hamleden sonra. Nasıl ele alacak? Bakın işte burada bir tehdit var. E5 piyonunu istiyorum. Neden istiyorum ben? Rakip 1 ile koruyor. Şimdi tehdit yapılırken tehdit yapılmaz temel kuraldır. Genellikle sıkıntı yaratır. Şimdi bak biz tehdit yaparken siyah da tehdit yapıyor. Atımı açmaza alıyor. E5 piyonu alamayacağını düşünüyor. Ama ben E5 piyonunu aldığımda benim açmazdaki taşım vezir. Açılıyor. Ve eğer siyahlar piyonu alırsa ben veziri aldıktan sonra bir piyon öne geçiyorum. Açmaz kalkıyor. Yani demek ki D5'i bunu almak zorunda. Yani fil çarpı F3 almak zorunda. Vezir F3, D çarpı F5. Şimdi ne elde ettik? Beyazlar vezirini çıktı. Bir hamle daha yapacak. Gelişim de önde. Yine satranç öğretirken yapılan yanlışlardan birisi. Vezir hemen çıkılmaz. Böyle bir kural yoktur. Vezir niye hemen çıkılmaz? Mantığını bilmemiz gerekir. Çünkü vezir en kuvvetli taş olduğu için veziri çıktığımız zaman hemen tehdit altında kalabilir. Yani rakip veziri tehdit ederek gelişebilir. Bundan dolayı veziri çıkmamak gerekir deriz. Ama bakın size bir açılış gösteriyor. Çok meşhur bir açılış. Ben de çok oynuyorum. E4 C5 At F3 D6 D4 C4 Vezir 4. Bakın vezir hemen çıkıyorum. At C6 gelip vezirimi istiyor. Fil B5 oynuyorum. Fil D7 Fil C6 Fil C6. Bakın vezirim merkezde. Vezir özellikle merkezdeyse diğer taşlar gibi çok kuvvetlidir. Ben veziri erken çıktığımda merkezde tutuyorum veziri. Hiçbir zararı yok. Vezir ne zaman çıkmamız gerekiyor erkenden? Tehdit altında kalacaksa çıkmamız gerekiyor. Tehdit altında kalmayacaksa ve benim için avantaj sağlayacaksa veziri çıkabilirim. O yüzden veziri erkenden çıkmamalısınız lafı doğru değil. Şimdi beyazlar burada tempo ile devam etmek zorunda. Tempo ne demek? Bir taşa baskı yapmak. Taşı mesela çıkıyorum ben, gelişiyorum. Şimdi oyuna çıkacak taşlarım var. Gelişirken bir tehdit yaratıyorum. Bu tempodur. Bakın vezir ve fil işbirliğiyle F7'yi istiyorum. Koruyor. Yine istiyorum. Çünkü savunmasız taşlar. İki taşı da basıyorum savunmasız taşlarla. Hem F7'yi istiyorum hem B7'yi. Vezir E7. Şimdi siyahlar F7 daha önemli olduğu için veziriyle E7'den F7'yi koruyor ama sıkıntı ne? Bakın fil gelişemiyor. Gelişim sıkıntısı var. O yüzden beyazlar burada piyon almak yerine, yani vezir çarpı B7 yapmak yerine rakibin gelişim sıkıntısını görüp hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Tehdit yaratmak istiyor. C6 Fil G5. Açmaza da aldık.
Evet, şimdi siyahlar hamle yapamayacak. Hamlesi yok doğru düzgün. Yanlış bir hamle yapıyor. Gelişim yapmak yerine, ki gelişemiyor, gelişim yapmak yerine piyonlarla oynamaya devam ediyor ve beyazlara şaha, beyazların taşlarını şaha yanaştırmayı sağlıyor bu hamle. Şimdi beyaz artık siyahın gelişim eksikliğini gördüğü için burada şaha ulaşmaya karar veriyor. Şaha nasıl ulaşabilirim ben? Çaprazdan ulaşamıyorum bu çaprazdan. Sildim. Yataydan ulaşamıyorum. Sildim. Dikeyden ulaşamıyorum. Sildim. Bu çaprazda iki tane engel var önümde ulaşmam için. Sonuçta çaprazda ulaşacaksam fil veya vezirle ulaşacağım. Bu engeli kaldırıyorum. At çarpı B5. C çarpı B5, fil çarpı B5. Genelde fedayı biz ne zaman yaparız? Daha fazla taş kazanacakken yaparız. Mat edeceğimiz zaman yaparız. Ve gelişimde üstünken, şaha saldırırken, rakip taşlar çıkmamışken yapabiliriz. Burada da üçüncü şıkkı, yani rakip taşlar çıkmamışken şaha saldırmayı yapıyor. At BD7. Bakın şimdi burada bir açmaz oluştu. Bir de burada bir açmaz oluştu. Baş aktörlerde şah ve vezir. Atlar açılamıyor. O zaman benim bu açmazlara baskı yapmam lazım. Şimdi F6'ya baskı yapamıyorum fazla. Ama D7'ye baskı yapabilirim. Neden? Çünkü burada bir dikey var açık. Oyuna sokabilirim taşlarımı. Bunu da nasıl yapıyorum? Kalemi gelişmek için ve şahımı güvence altına almak için rok atarak yapıyorum. Şimdi şu an tehdidim nedir? Kale çarpı D7. Niye? Çünkü at çarpı D7 alırsa gördüğünüz gibi vezir boşta kalıyor. Mecburen korumak zorunda. Şimdi burada bir kural açığa çıkıyor. Kural nedir? Eğer açmazda bir taş varsa bir, ona daha fazla taşla basabilirim. Mesela vezir A4 gelebilirim. Kale D3 gelebilirim. Kale H1 gelebilirim. 2. Açmazı koruyan taşları yok edebilirim. At korumuyor aslında çünkü fil tarafından açmaz da. Şah koruma taşı değildir oyun sonu dışında. Koruyan taşlar vezir ve kale. Atıyorum ben bu kaleyi saptırabilirim. Oynatabilirim bir yere. Veya vezir oynatabilirim bir yere. İkisini de yapamıyorum. O zaman üçüncü seçenek. Açmazı koruyan taşları açmaz yapmak. Yani ben burada veziri veya kaleyi açmaz yapacağım. Nasıl? Bakın kale çarpı D7 alıyor. Atla alamıyor. Vezir boşta. Vezirle alamıyor. Fille veziri alırım. Şahla zaten alamaz. Kaleyle almak zorunda. Şimdi açmazı koruyan taş kaleydi. Açmaz oldu bakın şu an. Fil tarafından baskı altında ve açmazla. Şimdi yeni bir taş. Oyunda olmayan, çok önemli bir kural bu. Oyunda olmayan, görevi olmayan veya görevi bitmiş taşa görev yükleme. Kale D1. Açmaza baskı yapıyorum. Vezir E6 ve Murphy'nin burada ölmez matı geliyor. Opera matı diye geçiyor. Fil çarpı D7. At çarpı D7. Bakın bu çaprazı açtım. Ve bu dikey de açık. Ama perdelenen taş var. Ben bu atı nasıl saptıracağım? Vezir fedasıyla. Vezir B8. At B8'e. Kale D8, mat. Murphy'nin 1853 olması lazım. Meşhur opera matı. Opera matı denmesinin sebebi de bu maçı operada oynuyor Murphy. Çok güzel bir maç. İşte gelişimin, tehdit yapmanın neden önemli olduğunu bu maçta görüyoruz. Aynı zamanda birçok şeyi birlikte düşünmenin de ne kadar önemli olduğunu burada görmüş olduk. Evet. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Savunma mı yapmak gerekir hocam her zaman? Yani efendim? Saldırı altındayken savunma mı daha iyi? Yani counter attack olabilir mi? Ya şöyle, saldırı altındayken savunma metotları var. Bir, saldırının hedefi nedir? Şahtır, şahı savunabilirsiniz. İşte şah kanadır, taşlar oraya gidebilirsiniz. İki, karşı saldırı yapabilirsiniz. Rakip şaha, rakip taşlara. Üç, taş değişebilirsiniz. Rahatlamak için. Birçok etken var. Sadece saldırı yaparken illa savunma yapacağız ve karşı atak yapacağız diye bir kural belirleyemeyiz ama kuralların içinde var bunlarda. Tamam. Ben şöyle diyorum. Eğer ilk oynayacağınız taş hangisi olurdu? Yani o oyun karakteriyle ilgili. Mesela ben E4 de oynuyorum, D4 de oynuyorum, C4 de oynuyorum. O an rakibime göre hazırlanıp karar veriyorum. Hani bu tip kurallarımız yok. İlk hangi hamleyi yaparız diye. En çok hangi hamleyi yaptığında mutlu hissediyorsun kendini, daha güzel konumlarda oynuyorsun. Ona göre belirlemen gerekir.
Hani kendi işine göre. Evet. Tamam. Kıvanç Usta, burada siyahın hatası, ilk hatası nerede oldu acaba? Ona bakacak mısın tekrar? Hani siyahın ilk hatası, bahsetmiştim, tehdit yapılırken tehdit yapılmaz. Birincisi seçtiği açılış D6 fil 4 savunması pasif bir açılış. Yani siyah taşları kısıtlayan bir açılış. Çok tercih edilmiyor iyi oyuncular arasında. Birinci hatası bu. İkincisi E5 piyonu tehdit altındayken burada bu piyonu alması lazım. Doğrusu bu. Açılışın doğrusu. Bu yanlış bir hamle. Tehdit yapılırken tehdit yapıyor. Bundan sonra artık kendiliğinden geliyor. Engelleyemiyor bundan sonrasını. Teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar, isterseniz yavaş yavaş bitirelim. Kıvanç Hocam'a çok çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu son oyunda öğretici oldu diye düşünüyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bize düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirttiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Dilerim ki tekrar görüşürüz. İnşallah. Ve yüz yüze turnuvalarda, yüz yüze etkinliklerde, pandeminin bitmiş olduğu bir ortamda tekrar sizle görüşmeyi giriyoruz. Çok çok teşekkürler. Tüm katılımcılara da bu arada ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Keyifli bir gece olmuştur diye umuyorum. Katılan, emeğinize sağlık Kıvanç Hocam. Renk veren herkese çok çok teşekkürler. Çocuklar, sizlere de teşekkürler. Bizim daha önceki etkinliklerimizde olduğu gibi çocuklarımızın sözleriyle bitiriyoruz. Hepsi şimdi iyi akşamlar diyecek bize ve böylece de toplantımızı bitireceğiz. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar gençler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. İyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.